Hattı Gemify'ın katkılarıyla hazırlanan yayınımız başlıyor. Herkese selamlar arkadaşlar. Lore Konseyi ile karşınızdayız. Bateride Görkem. Bas gitarda Murat Han. Distortion çalıyorum. Cın cın. Sıralı otogaz sistemleri evet. Görkem. Ice Veins çalışanı sunar falan diye. Merhabalar arkadaşlar. Lore Konseyi ile tekrardan karşınızdayız. Bu hafta naçizane sizlere Mouseworn'u anlatacağız. Mouseworn kimdir, nedir, ne değildir, nereden geldi, nedir bu amcalar, amacı nedir gibi şeylere değineceğiz. Evet biliyoruz Shadowlands gelmedi henüz. Ancak biliyorsunuz biz uzak yollu sallamaları yapmayı seven ve tutturmayı da beceren bir ekibiz. Ondan dolayı bu konuyu biraz eşeceğiz. Ve böylelikle de hikayesel ve gameplay anlamında. Çünkü gameplay'de bizi çok oyalayacak bu Mouseworn'lar. Shadowlands'de bizi ne bekliyor? Nelerle karşılaşma ihtimalimiz var? Ne tarz gruplarla karşılaşma ihtimalimiz var? Biraz onlara değinmiş olacağız. Onları tanımış olacağız. Ben bir size özet geçeyim. Şöyle... çok kısa bir cümle bir özet olacak arkadaşlar. Mouseworn kısaca Shadowlands'te kötü tabiri verdiğimiz bizim karşımızda olacak bir faction olarak karşımıza çıkacak. Bunun derinlemesine de bu yayında gireceğiz arkadaşlar. Şimdi ben öncelikle Görkem'e bir soru sormak istiyorum. Evet. Görkem nasıl yapalım? Sen böyle cliffhanger mı yapacaksın heyecanlı yoksa... açıklamanı. Yani aslında çok da hani uzatmaya gerek yok. Şimdiden söyleyeyim o zaman ben. Başlamadan. Tamam. Yani çok da hani beklenti yaratmış olmayayım. Arkadaşlar Christy Golden'ı biliyorsunuzdur. Warcraft yazarı. Kendisiyle bir süredir mesajlaşıyorum. Röportaj teklifi yaptım. Sonunda kabul etti. Evet. Haber bekliyordum bir haftadır falan. Hakikaten unutmuş kadın, bir dürttüm kibarca. Ben bir şey sormuştum ama gakkuk dedim. Aa pardon olur tabii falan dedi. Yani %99 şu an olay olmuş oldu. Resmi makamlara ilettik. Kendileri ayarladığı anda röportajımızı yapacağız. Derhal sizlerle paylaşacağız. İnşallah. Güzel sorular şimdiden düşünmeye başladık. Bir sürü zaten aklımızda şey var. Tabii temel olarak yeni çıkan kitabı var. Exploring Azeroth diye. Orada işte bu Flynn'le Shav'ın mevzusu da biraz devam edecekmiş. Zaten onlar yazmış, not almış gibi gezerken bir böyle kitap çıkıyor. Esas bunun üstüne konuşulacak ama yan konulara da, Shadowlands konularına da, hatta işte ne bileyim diğer Blizzard'ın hikaye yazarken ki iç işleyişiyle ilgili de böyle bir sürü soru var aklımızda. İlk fırsatta bakalım yapacağız. İşte bravo. Buldu. Hadi evet, tebrikler yağıyor. Yağıyor. Teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. Birkaç soru da hazırladık şimdiden. Evet. Güzel sorular. Ha bu ara şeyi de söyleyelim arkadaşlar. Hani mesela direkt Christy Golden'a şunu sorun tarzında değil ama yayınlarda mesela yapmış olduğunuz katılımlar, sormuş olduğunuz sorular, mesela bizi zorlayan sorular falan gibi şeyler oldu mu? Bunları da not alıyoruz. Bunları da bilginiz olsun. Hani bu anlamda konsey yayınlarına katılım göstermeyi ve hani tabiri caizse çekinmeyin arkadaşlar. Aklınıza ne geliyorsa sorun, yapıştırın. Bizler cevaplayamadığımız yerde hani ne derler? İlgili makamlara soracağız gibi. Ama bir denge de kurmaya çalışacağız. Hani güzel soru, birkaç tane şu ana kadar bulduk ama cevaplayamayacağı şeyler de sormamaya çalışacağız. Tabii. Ya bir de içerik kitap mantıklı şeyler sormak lazım. Yani Shadowlands nasıl bitecek diye soramayız mesela. Evet. Ozan Tahsin'i bir banlayabilir misin Yiğit'cim, Mete'cim? Ben bu şeyin yazısını banladım. Evet. Şimdi konu Jailer ve olunca ne derler saz arkadaşları. Ben Murat Han'la başlamayı düşünüyorum. Evet evet. Hani evet, çok gazladık. Kötüler senin abi. Üzüler benim. Peki ne diye başlayayım yani? Abi ne? Mouseworn ne abi? Yani nedir bu adamlar? Senin bir yazın da var. Evet, ben de tam bu şeyle yayında birleşik şekilde yetiştirdim de. Öncelikle Mouseworn arkadaşlar kuş değil. Yani
koskoca Alliance kralını kuşlar alıp götürmüyor. Öyle bir bilelim yani böyle şey çünkü. Hayır kuş. Ben abi gideceğim sizleri tutmayın. Hayır kuş. Evet kuş. Çok cahilce yorumlar gördüm de bu Samet'in ardından Twitter'da. Çok ya yazık yorumlar gördük okuduk. Yani koskoca Alliance kralıymış. Onu işte Mawsworn, pardon kuşlar alıp götürüyormuş. Nasıl alırmış, nasıl götürülmüş? Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Ne Alliance ne de Horde, Jailer için en ufak bir anlamı olan iki kavram kavramlar değiller. Çünkü hani şöyle düşünün. Anduin'in Jailer için nasıl bir anlamı olabilir ki High King olması hani onu o kadar rahat götürmesi insanlara batıyor. Çünkü orada bakın sinematiği izleyin. Bir detay var. Kılıcını çekiyor. Ama o gelen Mawsworn'lar o kadar hızlı zincirlerini gönderiyorlar ki hiçbir şey yapamıyor. Zaten o zincirlere demek kimse dikkat etmemiş. Çünkü o zincirlerden bahsedelim. O Mawsworn'un kullandığı zincirler aynı zamanda Sylvanas'ın Volvar'ı bunu nasıl söylesem Türkçe pasifize etmek için kullandığı zincirler. Evet. Zaten zincirleri Bolvar'a taktıktan sonra Bolvar hiçbir şey yapamadı hatırlarsınız. Ve o zincirler %99 ihtimalle de Jailer'ın kendi Jailer'ın tutsak edildiği zincirlerin kendileri. Çünkü burada şuradan emin olabiliyoruz. Primus'un o Whisperlar hakkında çok konuşmadık ama yani Primus'un bir sözü vardı Jailer hakkında bir ay önce çıkan. Zoval'ın yani Jailer'ın kendi zincirlerini bir silaha dönüştürdüğünü söylemişti. Evet. Zincirlerini bir silaha dönüştürdüğünü söylemişti ve şu an Mawsworn'un da Sylvanas'ın da kullandığı o Jailer'ı hapsetmek için o güç hapsedecek güçteki o zincirler. Yani onun için onu Anduin'e attığı zaman onun hiçbir şey yapamaması çok normal. Yani çünkü cidden bir dikkatli bakın. Anında pasifize ediyor. Bir an böyle bir konunu hareket ettirmeye çalışıyor sadece. O da olmuyor. Onun için ya bunda böyle sistematik çöp falan denecek bir şey yok. Bu çok hoş bir detay. Onun haricinde işte Beyni, Troll'u ve Jaina'yı da götürüyorlar rahatça. Ama Tren de onları pataklıyormuş. Onu söyleyelim. Ha, onu da kaçırmaya çalışıyorlar. O evet. O engel oluyormuş. O sistematikte yok. O şey. Görmüyor. Evet, o pre-patch'te Horde tarafındaki muhabbette dönüyordu. Evet, sanırım Kalya diyordu işte hani. Mawsworn bunları almaya gelmiş de. Olabiliriz yalnız şey event başlayınca belki görürüz onları. Çünkü şey in-game sinematikler var 3 tane. Belki işte event başlayınca göreceğiz onları. Daha henüz bilmiyoruz yani. Belki de yani. Şey Shadowlands başlangıç eventinde göreceğiz. İşte üçünü de kaçırmışlar. Anduin'le beraber dördünü. Mawsworn'u şöyle açıklayalım kısaca. Hayalet değiller yani. Ethereal Wing'ler değiller. Kirin'lerin Jailer'a katılmış elemanları. Yani Uther'ın zaten şu an dahil olacak. Çok hızlı gidiyor. Dark Kirin'ler yani aslında Mawsworn'lar. Tabii tabii. Mawsworn Kirin. İşte şey de değil, bu Bastion'da gördüklerimiz aynen dediğin gibi Uther'ın dönüştüğü türde Kirin'ler değil bunlar. Bunlar direkt Mav'a gitmiş, oraya hapsedilmiş Kirin'ler. Yani hatta şey yani değil. Onu ufacık bir detay var sinematikte de, onu şimdi açıp bakmamıza gerek yok ama. Mawsworn işte o iki tane Mawsworn Anduin'e doğru uçarken bir zoomluyor ya onları zincirleri çıkarması için. Ben bir durdurdum orada. Bir tanesi keli gözüküyor abi. O ön taraf, ön zoom tarafındakinin keli falan gözüküyor yani. Şey, Witcher'daki Valdant gibiler aslında. Tam o noktalar. Demişler aynen benzer bir durum var. Ya zaten şey, şimdi aslında Mawsworn bütün bu Jailer'ın takipçilerinin genel adı. Yani şu anda arkada var Moezzala'da mesela bir Mawsworn. Evet. Yani
Ama bizim sinematikte gördüklerimiz Kirin. İşte Mouseworn Kirin. Yani direkt Bastion'ın kendi halkı. Ama işte Jailer'a katılmışlar. Ya işte bir şekilde cezalandırılıp Maw'a düşmüşler. Ya da kendi istekleriyle onun saflarına katılmışlar. Ama işte sonuçta her ırktan. Aslında şey bayağı nasıl denir? Diverse derler ya işte şey her ırktan, her milletten. Her Shadowlands şeyinden, köşesinden, hatta işte ölümlülerden falan da böyle Sylvanas gibi Mouseworn'lar var. O yüzden işte değişik bir aslında organizasyon. Ama işte Jailer'ın takipçileri bunlar işte. Evet. Zaten şeyde... Jailer'ın da ordusu aslında. Evet, ordusunun hiyerarşisi gibi. İşte... bildiğimiz kadarıyla zaten Helya ve Sylvanas Jailer'ın başkumandanları. Onun da altında işte şeyler var işte diğer takipçiler işte bu Muezzala ne bileyim o şeyin içinde işte daha beta'da göreceğimiz bir sürü karakterler var. İşte Revendreth'in sonuçta katılacağını biliyoruz işte oradan. Evet. Sire Denathrius işte o da başkumandanlarından biri oluyor sonradan. Ama işte şu anki aşamada bizim Pre-patch'le beraber gördüğümüz işte takipçileri işte başında Helya ve Sylvanas var. Tabi Muezzala da var ama Muezzala daha biraz dışarıdan destek gibi. Sylvanas da Allied diye yazmış WoW'da. Evet. Yani şey kumandanı değil de müttefiki gibi. Ha, müttefiki evet, gibi. Çünkü bak ben buradan şeyi böyle değil, alabilir miyim? Yani. Hazır arkadaş N11'den cımbızı atmışken. Böyle cımbızla oradan şey çekebilir miyim? Sylvanas buraya ait değil hani kopabilir falan gibi. Tabii müttefik olarak zaten. Evet evet sadece müttefik. Benim bir sorum olacak. Çevirebilir yani gerekirse. Sylvanas'ın geri dönme şansı var mı şu anda? Ya istese geri dönebiliyor mu? Azeroth'a? Zaten şey. Yapabiliyor yani geçiş yapabiliyor. Gördüğümüz haliyle zaten işte... O neydi? Edge of Night hikayesinden sonra aslında Maw'dan çıkıp geliyor. Maw'dan çıkıp evet. Gelen ilk ölümlü şeye işte Azeroth'a geri dönen. Ama limiti var mı yani böyle bir şey? Oraya bir detay ekleyelim. Görkem dediğini ekleyeceğim. Ha, pardon. Sylvanas'a gönderilenler de aslında Valkyr değil direkt Mouseworn'larmış. Evet. O belli oldu. Ha? O da resmi olarak onaylanmış oldu aynen. Güzel detay o da. Ve şeyi söyleyelim o nasıl... Evrenler arası geçiş yaptıklarını söyleyeyim. Çünkü bildiğiniz bir şey var. Shadowlands'tan çok kolay... özür diliyorum. Senin sözünü kestim. Güzel noktaya devindin. Burada da bir arkadaşımız sormuş. Soruyu sorayım. Cevaplıyormuş gibi gel. Çünkü şu an söylediğin şeye cevap olacak. Mouseworn Maw'dan nasıl çıkabiliyor? Soru buydu. Çünkü onlar aslen yoğunluk olarak Kirin'lerde oluştukları için ve Kirin'lerin de en büyük avantajı ölüler Mortal Realm'lere geçip oradan ruh toplayabilmek olduğu için iki taraf arasında geçiş yapabiliyorlar. Perdenin arasında gezebiliyorlar yani. Evet. Mesela bunu ne bileyim Arden World'daki işte o bıcırık bıcırık fairy'ler yapamıyor. Evet. Ya da işte Venter'deki herhangi biri ama böyle Kirin'lerin böyle özel bir bilgi var. Bu ara yapamıyordan ziyade şu ana kadar hint almadık ona dair diyelim. Çünkü belki Arden World'dakiler de atıyorum hani o mesela Emerald Dream'e gidip gelebiliyordur falan. Ha, onların Emerald Dream'e geçebildiğine dair bir imalar ama var. Emerald Dream de tam olarak bizim fiziksel evrenimiz değil. Tabii ki öyle de. Gelip hani demek istediğim hani bu ucundan bir şey çıkar Shadowlands'te sonra hani evet. Muhabbet dönmesin diye ben kendine derler arkamı sağlam alıyorum. Şey evet. Olabilir bak yani sonuçta normal işleyişte işte görüyoruz ya Ursok işte orada mesela tekrar canlanıp geri dönebilecekti mesela. Belki işte Wild God'lar üzerinden Ardenweald'de geçiş yapabiliyor ölümlü taraflara. Çünkü ya da belki Old God Corruption'a oraya girebiliyor. Azeroth'a değil. Ha, aynen. Sadece Azeroth'a değil diğer dünyalara da işte Elon'un etki ettiği diğer dünyalara da bağlantı olduğu işte konusu geçiyor. Çünkü şey başka Night Warrior'lar var. Tyrande gibi böyle Night Warrior gücünü almış ama sonradan işte ölüp Ardenweald'e gelmiş Night Warrior'lar var. O yüzden Ardenweald'ın da böyle bir ilginç ölümlü diyarlarla bağlantısı var. Aha. Şeyin de bu arada Maldraxxus'un da benzer bağlantısı var. O da
Lich King'in... Drakkar sinematiğinde görmüştük o mu? Aha, evet. Yani aynen. Sonuçta şey, Lich King'in zamanından önce yani Arthas daha Lich King'ken işte Drakkar'ın Burning Legion'a casusluk yapmak için işte ölümlü tarafa geçtiğini görüyoruz orada da. Demek ki onların da bu tarz böyle istihbarat amaçlı falan geçme gücü var. Ama o zaman onu şöyle yorumlayabiliriz en son. Bu tarafa geçmeyi gerekli görmüyorlar. Yani işte onlar çok farklı kafalarda oldukları için gerekli görmüyorlar. Çok gerekmedikçe. Müdahale evet. etmiyorlar yani. Aynen. Bu arada Revendreth içinde zaten şey mevzusu var. İşte bu Dreadlordlar. Dreadlordların aynen işte Revendreth'ten artık geldiği yarı yarıya belli oldu. Bununla ilgili de hatta önceki bölümlerimizde işte anlattık o ortaya çıkan işte casusların not tuttuğu evet. Şeyi işte kitapçı ya da işte not defterini anlatmıştık hatırlarsanız. Zaten o da Revendreth'in işte ölümlü tarafa nasıl geçtiğini anlatıyor. Hatta sadece ölümlü diğerlere değil bütün kozmik düzlemlere geçmişler yani hepsine gidebiliyor. Bu ara bir soru var. Mouseworn Azeroth'ta görünüyor ama Kyrian'lar nerede gibi. Bu sorunun cevabını aslında Murat Han verdi. O Mouseworn'dan gördüğünüz karakterler videodaki Forsworn yani Kyrian'ın düşmüş Ascendant'ları öyle evet. söyleyelim. Zaten onlar Kyrian ırkına mensuptu bir dönem. Bakın evet. cidden şeyi açın bakın sinematikte benim bahsettiğim o tam zinciri atmadan önce bakın. Birinin cidden maskesinin altında kelip falan gözüküyor. Yani insan yani şey... Fiziksel canlılar onlar. Ha, suratı var yani. Yani var. Onu söylemeye evet, evet. çalıştım. Ha. Şöyle bir şey var bir de. Videoda aslında görünmüyor. Sanki öyle değilmiş gibi algılanıyor. orada gösterilen diğer liderler de kaçırılıyor. Evet diğer evet. üçü de. Evet. Sonradan tam biz o kısmı gördükten sonra kaçırılacak en azından. Çünkü Shadowlands başlangıç senaryosunda zaten hepsini görüyoruz orada. İşte Jaina, Thrall, Anduin ve Bane hepsi orada ama başka başka yerlerdeler. Biz oraya gidip işte Bolvar'ın yolu göstermesiyle işte gidiyoruz. Oraya müdahale ediyoruz işte. Odin'in Kyrian'ları sematikte... değil de onlar farklı mevzular. Onlar biraz daha Helya odaklı. Ondan bahsetmiş oldum Murat aslında. Evet. Şey mevzusu var sematikte. Troll'da tam Troll'dan Anduin'e geçmeden önce Troll böyle bir gözlerini kısıp baltasını böyle bir hazır ola getirdiğinde bir daha bir detay var orada. Bir body vücut dili var. O da belki bir savaş vermiştir yani denemiştir en azından. Evet evet. Sylvanas boss olur mu bu expansion sanmıyoruz. Şimdi ben size bir özet bilgi geçeyim arkadaşlar. Az önce Görkem'in değindiği yer hani o Elite kısmı var ya. Mesela Sylvanas'ın Elite olduğu gibi Shadowlands'da arkadaşlar. Mesela Revendreth'i seçmiş olan arkadaşlar yani orada o bölgede karakter kasmak isteyen ya daha doğrusu karakter kasmak demeyeyim de Covenant'ını Revendreth'te seçenler Denatrius'un yani, güçlerini Mouseworn üyesi olarak görecekler. Atıyorum Ardenwild'deki arkadaşlar Moezala'nın güçlerini Mouseworn olarak bilecekler. İşte Bastion'daki arkadaşlar Forsworn güçlerini Mouseworn olarak görecekler. Maldraxxus'taki arkadaşlarsa House of Rituals ve House of Constructs'ı şu anda Mouseworn'a allied yani işbirliği içerisinde olarak görecekler. Onun dışında mesela Torghast'a girdiniz. Torghast'a gördüğünüz herhangi bir yaratık direkt Jailer'a yani direkt Mouseworn'a bağlı evet. bir şekilde işliyor. Yani mesela bu anlamda işte Forsworn'lar var, House of Rituals var. Bunlar Mouseworn'a bağlıyken Mouseworn bağımsız bir birlik olarak Jailer'ın komutası altında karşımıza çıkıyor. Böyle ve de hani bir ne derler emir komuta zincirine geçmiş oluyor. Shadowlands intro görevinde de Bane, Mouseworn'un sayısının Legion'da yarışır halde olduğunu söylüyor. Çok fazla yani. Çok büyük bir ordusu var Jailer'ın. Çok büyük bir ordusu var ama şöyle bir de o ordu işte yani Shadowlands içerisindeki hareketini nasıl sağlıyor? Mesela Denatrius'un güçlerine ihtiyaç duyduğu için mi Denatrius'la bir işbirliği içinde yoksa yani şöyle söyleyeyim o Kirin yani Forsworn'a üye olan Mouseworn'ları Azeroth'a gönderebildiğini görüyoruz. Oradan gönderdiğini de gördük artık net bir şekilde biliyoruz. Ama mesela işte naçizane Alpha Beta oynarken direkt olarak Mouseworn'a hani direkt Jailer'a bağlı şeylerden. Hani o Elite açıklamasını bu yüzden yaptım. Çünkü çok sık bahsedeceğiz.
Elite olanlar değil de direkt Mouseworn, yani direkt Jailer'a bağlı olan, atıyorum ne gibi, işte az önce linkini attım, işte Behemoth'lar gibi, Shade'ler gibi, Soulseeker gibi, evet, ya da Mav Necromancer gibi karakterleri diğer düzlemlerde göremiyoruz, görmedik hiç. Yani bu... Tabii onlar Maw'un zaten yaratıkları gibi. Evet, onlar Maw'da doğmuş canlılar tamam. Maw'da doğmuş, bir de çıkamıyorlardı oradan. Evet. Evet, öyle de yani bir durum söz konusu. Onları, zaten Jailer kendisi çıktığı zaman onları da yanında dışarı çıkaracak. Zaten esas korkulan o. Yani işte bu kadar zamandır Jailer'ı oraya hapsettiklerinden beri işte orada işkence edip kendi tarafına dönüştürdüğü hizmetkarları da onunla beraber çıkacak. Zaten yani en çok böyle diğer Shadowlands yaratan ırkın işte korktuğu şey bu. Oraya hapsedenler çünkü işte Jailer'ın oradan çıkmasından korkuyorlar. Çünkü elinde bu kadar büyük bir güç var. Ve bu gücü aslında işte Murat Han'ın da dediği gibi Jailer öyle bir artık gücü içselleştirmiş ki bu hapsedilme durumunu kendisi silaha dönüştürmüş. Artık o zincirli evet, zaten gördüğünüz şey işte o Jailer'ın ölüm büyüsü. Artık direkt Mav'dan gücü gelen bir şey o zincirler. Ve nasıl da güçlü olduğunu görüyoruz işte. Sylvanas o sayede işte Bolvar'ı yeniyor. İşte Anduin'i elindeki silaha rağmen işte kapıp götürebiliyorlar. Bunun yani altındaki açıklama o. Evet, o morlu güçte zaten ilk şeyde karşılaştım. İşte hatırlarsanız işte Saurfang sinematiğinde o CGI'de bizi karşılamıştı. Hani o kapıdan çıkarken Sylvanas'ın elinde böyle döndürerek morlu ıcılı bıcılı püf yaptığı şey. yani biraz daha netlik kazanıyor geldikçe bazı şeyler, hani sinematikler ortaya çıktıkça netlik kazanıyor. Doğru. Ona işte ilk başta Death Magic diye böyle oyun içerisinde söylenmişti. İşte ölüm büyüsü, ama ölüm büyüsü. Ama tahminen Soul Magic ya da Maw Magic diye bir yani. Aslında işte Mav'dan kaynaklanan ve Mav'ın işte bütün bu ruhları toplamasıyla güçlenen bir büyü olduğu sonradan ortaya çıktı. Yani esas olarak Jailer'mış bunun. Anima Magic aslında. Evet, aslında anime büyüsü. Evet, Soul Magic. Peki şimdi yani... benim misafirlerime diyelim nacizane bir sorum var. Hani öyle derler ya televizyon programlarında. öyle bir geçiş yapayım. He? Sevgili konuklarım. Doğu Bey falan diye böyle boş muhabbete gidiyorum. Ya ben size bir şey soracağım. Mesela artık bildiğimiz kadarıyla, çünkü yani biz yayınları buna göre seçiyoruz tabii. Şimdi biraz yönlendirme oluyor ama. Cult of the Damned ve Scourge artık direkt olarak Mouseworn'a bağlandı. Yani Azeroth'taki eli kulağı diyebilir miyiz Jailer'ın? Yani bunu tam geçtiğimiz yayında da çok çok konuştuk. Hem bir bilgi tazelemek amacıyla, hem de yani Mouseworn'un, dolayısıyla Jailer'ın Azeroth üzerinde bu ekiple yapabilecekleri neler? Bunun bir sınırı nedir? Ben atlıyorum o zaman buna. Şimdi tamam, bildiğimiz kadarıyla işte şu anda oyunda işte Sylvanas'ın o aradaki perdeyi kırmasıyla Mav'dan direkt olarak işte Azeroth'a bir kapı açıldı. Şimdi bu sayede geçebilenler, yani Kirin olanlar, Kirin olan Mouseworn'lar bizzat Azeroth'un olaylarına müdahale edebilecek seviyede işte artık nasıl diyeyim, bağlantı kurabilecek hale geldiler. O sayede de zaten şey anlaşılıyor işte, neden Sylvanas işte bu helmi kendisi kullanmadı ya da işte Jailer'a vermedi de kırmayı tercih etti. Bu işte aradaki perdeyi kırmak için. Aradaki evet, perde kırıldığı zaman, çünkü o işte helmi kullanmaktan çok daha fazla bir güç direkt olarak Azeroth'a müdahale edebilecek hale geldi. Zaten Sylvanas'ın da amacı buymuş. İşte bu nasıl diyeyim, bütün ön hazırlıkları, işte Warchief olması, gücünü işte arttırması, Jailer'ın gücünü de dolaylı olarak arttırmasının altında yatan buymuş. O yüzden şu anda Scourge'un başı boş kalıyor helmde kırıldığında, ama aynı zamanda Scourge'un de başına işte direkt olarak Mav geçebiliyor. O sayede zaten Herald yolluyorlar mesela. Evet, evet. Yani ve Cult of the Damned de zaten bunu fark ettiği için aslında yani
amaçsız kalmış bir organizasyon bir anda çok daha nasıl diyeyim kendi açılarından yüce bir amaca bir anda ait oluyorlar ve bunun için kendilerini tekrar işte davaya katıyorlar, savaşa yeniden giriyorlar ve işte direkt olarak aslında MAV'ın gücüne böyle hizmet eder hale geliyorlar. Cult of the Damned'in de aslında olayla bağlantısı bu. Scourge olarak ve işte Scourge'ün eski yönetici nasıl diyeyim kastı olarak bildiğimiz Cult of the Damned ve işte Arthas'a bağlı olan bir organizasyonken işte Arthas öldükten sonra pasif haldeyken şu anda işte direkt olarak Mouseworm Kirin'lara ve işte Mava dolaylı olarak da Jailer'a bağlı bir hale geliyorlar. İşte şeyi de zaten PTR'da gördüğümüz kadarıyla da bu kozmik savaşın böyle askerleri olarak görüyorlar kendilerini ve Jailer'ın amacını biliyor gözüküyorlar. O yüzden de bu arada ilginç bir durum var. Cult of the Damned'in Warcraft 3'te ve Wrath of the Lich King'de ve şimdi kullandığı Plague tamamen House of Plague orijinli, Maldrax'ın orijinli. Evet, o da ilginç bir durum, aynen. Hatta tahminen o Maldrax sinematiğinde gördüğümüz House of Plague'in düşmesi de aslında ihanet olabilir. Olabilir, evet. Çünkü şey, bu Necromancer tarafı Maldrax'ın şu anda aktif değil. Yani oradan işte yani Kel'Thuzad'ın falan da işte olacağını bildiğimiz yer. Yani sonuçta orada işte Necromancer olarak gitmiyor ama orada sonuçta işte Arthas'ın bir müttefiki olarak gidiyor ve normalde oraya düşman. Ama bir şekilde işte orası da eğer bu amaca hizmet ediyorsa, o da o taraftaysa yani Kel'Thuzad da sonuçta o bayrağın altına girmiş oluyor ve işte aynı bayrağı kullanıyorlar. Böyle ilginç bir durum var orada. Ya Kel'Thuzad zaten urnu yok ya onun. Oradan çıkacak ya, o bela olacak bize tekrardan. Tabii yani illaki. Şimdi ben çok güzel bir soru gelmiş Mustafa abiden. Onu bir okuyayım ve yorumlarınızı alayım. Konuyla da alakalı çünkü. Dün Discord'da tartışırken falan filan. Sylvanas Icecrown'dan atladığında Jailer'la anlaşma yapıyor. Peki yanındaki Walker'ları ona Jailer mı veriyor? Biz hep Lich King'in Walker'ları sanıyorduk mesela. Jailer veriyorsa eğer Sylvanas oyuncu Forsaken'ları o Walker'larla kaldırıyor. Bu durumda biz bazı oyuncular Jailer için mi çalışıyoruz? Yani ben onu ama ben 20 dakika önce söylemiştim hani Sylvanas'a gönderilenler Mouseborn kırılımları. İşte, Retcon değil. Yok. Burada şöyle bir durum var. Retcon'dan ziyade bunlar zaten Kirin olarak işte yani Bastion'ın Kirin'leriyken de bunu yapabiliyorlar. Öyle düşünün. Evet. Yani aynı şeyi yapıyorlar. Hani bir druid'in işte combat res kullanması gibi düşünün. Sadece faction'ı değişiyor. Yani, benim de oradaki düşüncem şu, sadece kaldırıyor. Zaten kalkan undeadlerin iradesi kendine ait olduğu için. Orada çünkü tabii sana en başta sorulan soru da bu. Forsaken'a bağlı olmak zorunda değilsin, istersen çek git diyor. Evet, özgür irade her özgür zaman var. Özgür irade yüklü kalktığın için çok sanmıyorum ben. Ama güzel soru, güzel bakış açısı, devamını diliyorum. Bu şey değil, yani, şeyde bile bu Dark Shore görevlerini yaptıysanız o kaldırdığımız Night Elf'lerden katılanlara da her birine soruyor Valkyrler gidiyor. Diyor işte bak bize katılmak istiyor musun? İstemiyorsan bırakacağız seni diyorlar. Hepsi kendi iradesiyle katılıyor aslında. Evet yani arkadaşlar. Hatta şey de diyorlar işte bu işte Jaina'nın kardeşini de kaldırırken ona soruyorlar. Bütün her Valkyr'in aslında yaptığı bir şeymiş bu. Yani şu anda ondan da şüphelenebilirsiniz. O her an yani canlı bomba gibi geziyor. Her an taraf değiştirebilir. Çünkü kendi iradesiyle kalkmış. Kendi şu anda hatırlamıyor gözükse de. Yani o çok önemli bir detay. O Mouseworn'da olsa Valkyrlerin ya da Kirin'lerin o gördüğünüz her birinin aslında ortak gücü bu işte undead olarak ya da işte ruh olarak geri getirebilme gücü var hepsinin.
Şimdi konuyla alakalı değil diye bir soru geldi ama Void'in Shadowlands'e eski zamanlarda saldırdığı bir bölüm vardı. Var, beta'da gördük. Evet, böyle bir durum varsa Void Lord'lar neden Old God göndermemiş olabilirler işgal için? Fiziksel anlamda nasıl söyleyeyim, işgal edilebilir bir evren olmadığı için. Bir de Old God'ların bir görevi var. Hani onları nasıl göre World Soul corrupt etmek. Ha, World Soul corrupt etmek. Aynen, World Soul olmadığı için orada da şey değil ama tabii kozmik savaş diye adlandırdığımız şeyde birliklerini gönderdiler ve oradaki kalıntılarını da net bir şekilde gördük. Bu arada söz bana geçmişken arkadaşlar, buradan Gamify ve Publishme'ye tekrardan destekleri için teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Ünlem Gamify TR ile katılabileceğiniz Shadowlands Base Edition çekilişimiz başladı. Bir saat sonra kazananı belirleyeceğiz. Arada ben ekrana da çekilişle ilgili görüntüyü vereceğim arkadaşlar. Diyelim gazanız mübarek olsun. Go. Herkese bol şans. Herkese bol şans arkadaşlar. İyi bakalım. Diyelim ve Mousewarn'a geri dönelim. Şimdi Mousewarn'la ilgili böyle tek tek ele alma yapalım mı şeyleri, tipleri, bence gerek yok ama. Yani bu şey, şimdi Mav'daki çıkamayanları demiştin ya. Evet. Murat onunla ilgili yakaladığı güzel bir detay var. Bu Collector's Edition'ın yanında gelen artbook'un içinde çok güzel ince detaylar var. Mav'daki ırkların, o gördüğümüz Mav yaratıklarının nasıl oluşturulduğuyla ilgili de bayağı net bilgi veriyor. Bunu yakalayan da Murat'an olduğu için Benco anlatsın. Evet, atıyorum, o, şöyle ben de o sırada linkini yalnız atıyorum. Yalnız ben ne yakaladığım için unuttum ya, biliyor musun? O zaman ben anlatayım. Ya hani vardı ya. Yok, şimdi copyright Murat'an diyeyim çünkü... Yani oradaki detayları buna bağladık, biz kendi aramızda konuştuk da. Bir tane sayfa var, burada şey diyor. Souls damned to the maw suffer without... İşte oradaki yani mava düşmüş ruhlar işte sonsuz bir işkence görür ve işte acı çekerler diyor. Öyle bir noktaya gelirler ki sadece eski işte eski görkemlerinden bir iz ve gölgeleri kalır. Ancak bu kadar işkence edildikten sonra işte işkencecilerinin hizmetine tam olarak girmeye hak kazanırlar diyor. Burada da zincirlenmiş bir böyle Mousewarn var işte dönüştürülme halinde ve Torghast'ın içinde zaten bu işlemleri görecekmişiz. Nasıl dönüştürüyor işte bu Mav'da gördüğümüz yaratıklar. Yani Mousewarn'un nasıl diyeyim, piyadeleri, askerleri aslında Mav'a düşmüş ve dönüştürülmüş ruhlarmış. Yani bu tabii şey de olabilir. İşte bizim tanıdığımız ölümlü ırklar da olabilir. Mesela Arthas da olabilir. Bilmiyoruz tabii, daha böyle bir şey yok ama diğer... mesela Arthas'ı çok böyle... Arthas'ı belki Mousewarn komutanı olarak görebiliriz. Yani gayet mümkün çünkü işte o da sonuçta animası yüksek bir karakter. Ve işte diğer nasıl diyeyim işte ölümlü diyarlardan gelen, hatta işte Shadowlands'in diğer bölgelerinden gelen ırklar da bu şekilde dönüştürülüyor ve işte o yüzden çeşit çeşit hepsi. Mesela bazı böyle Torghast screenshotlarına bakıyorsunuz, bazıları işte o Ventirler gibi, işte havada süzülerek duran işte Ventirler gibi ama zırhlı, bazıları işte Kirin, o Mousewarn Kirin işte kanatlı, işte onları görüyoruz. Bazıları elemental gibi mesela. Bazıları da böyle işte direkt vahşi yaratık gibi. İşte hatta şey de var. İşte bu Maldraxxus'un işte o kaslı savaşçılarına benzeyen ve ama onun zırhlı halleri de var. O yüzden böyle her çeşitten, her türden aslında Mousewarn dönüştürülmüş halde Jailer'ın tarafına katılmış ve işte esas kendi askerleri ve işte çıkmasından en çok korkulan ordu bu. Evet, bu tamam. Ben senin sarım neyi ima ettiğini şu an anladım. Geç kalktım. Şimdi düştüm. Ve şey de var, hani şeyi tekrarlayalım. O mesela Görkay'ın bahsettiği işte o köpekler falan var mesela Hound olarak. Onlar tamamen Mav yaratım ya da işte o kocaman
Maldrax'a örnek verdiği canlılar. Mov'un zaten kendi içinde oluşmuş canlılar. Ama dışarıdan gelenler işte mesela Kirin'ler. Destek olarak o zırhların içindeki asıl savaşçı birlikler, komutanlar, Kirin'ler. Şey gibi düşünün. Yani Legion'da benzetme yaparsak Eredar gibi düşünün mesela Kirin'ler. Evet, evet. Dışarıdan gelen destek. Evet, aslında şey bak, o konuşmuştuk bunu. Bu yani Mousewar'un hiyerarşisi aslında Legion'a çok benziyor. Evet, yani, evet. Üst ırklar var, böyle daha güçlü ırklar ve işte bunlar komuta seviyesinde. Müttefikleri var, işte Sylvanas gibi, Muezzala gibi. Bir de destekçi, işte destekçileri var, direkt Shadowlands içerisinde işte Sairden Atreus gibi. Yani Legion'ı gerçekten çok andırıyor bu genel yapısı. Böyle her ırktan, her türden farklı böyle şey, nasıl diyeyim, hem kendi askerleri var işte. Onları da demon gibi düşünebiliriz. Mesela Maw'ın içerisinde dönüştürülmüş şeylerde işte Legion'da Sargeras'ın işte hapsettiği sonuçta kendi hapis evreninde işte o Mardum'da sonradan Demon Hunter'ların merkezi olarak gördüğümüz yerde aslında işkence edip hapis olarak tuttuğu demonlar sonradan işte Legion'ın ordularına dönüşüyor. O yüzden Mousewarn'un da bu yapısı bu açıdan çok benziyor yani Legion'a. Artık bu danışıklı dövüş bir durum mu var? Jailer böyle Sargeras'tan mı gördü ya da Sargeras bunu gördü de organizasyonunu mu kurdu? İşte Jailer'la beraber çalışmak için. Yani bunun aradaki için bağlantıyı zaten Dreadlord'lar kuruyor. Evet, yani Dreadlord'lar bu fikirleri ve işte organizasyon fikrini Sargeras'a muhtemelen verdi. Onlar da tabii Jailer'ın sistemini ve işte zaten uygulanan bu hiyerarşiyi belki de birebir uyguladılar. Yani genel yapı bence tesadüf değil yani böyle olması. Yok. Şimdi yani zaman Legion'dan sonra karşımıza çıkan en güçlü ve düzenli ordu bu şu an. Heh, çok ben o Legion'la yani bağlantısında şeyi bekliyordum, böyle bir araya girmeyi de adını sen söyle. Legion gibi dış minnaklardan oluşan bir şey var mı? Yani mesela Legion'da şey yok, sınırı yok. Abi ben geldim, bana güç ver, al, buyur abi. Takılıyor yani. Biz tamam Sylvanas örneğinde bunu görüyoruz belki ama bunun gibi karşılaşabileceğimiz ya da sizin karşılaşmayı umduğunuz bir birlik var mı? Yani mesela işte Legion'daki Eredar örneği gibi. Yani ölümlü dünyadan aldığın mesela evet, ırk olan. Şu an yok, bilmiyorum yani şu an öyle bir şey varsa bile. Hani, ama şey, hani çok fazla gezegen var evren üzerinde, olabilir bir evrenden de topladığı. Ya işte aslında bunun önü de şöyle açık, şey dediler ya, yani Shadowlands ilerledikçe Shadowlands'ın içerisinde başka yerleri de keşfedeceğiz. Bu da bana şey gibi geliyor, mesela işte content patch geldikçe yeni bir bölge açılacak. Daha önce böyle görmediğimiz işte nasıl Nazjetar açıldı işte Battle for Azeroth'ta ultra alakasız bir yer olarak, böyle hiç tahmin etmiyorduk öyle bir şey. Evet. Shadowlands içerisinde de böyle yani gene Shadowlands'a bağlı olacak ama hiç böyle tahmin etmediğimiz bir yer açılacak muhtemelen. Artık o nasıl olur yani, bayağı ters köşe bir şey olması lazım aynı paralelde gidecekse. Evet, Shadowlands'ın içinde Old Cut Infested bölge vardı, oraya gideriz. Şimdi attım böyle uzaktan. Belki yani işte belki şey olacak yani işte Legion'la çalıştıkları ya da işte belki bu Dreadlord'ların işte ilk bağlantıyı kurduğu yeri açacağız. Bununla ilgili bir sürü şey öğreneceğiz. İşte Sargeras'ın ne bileyim o alt planlarını, kozmik savaştaki rolünü falan belki öğreneceğiz. Yani gayet yani, kapılar açık o konuda. Paketik geldiğinde yapılan çok zekice bir eleştiri vardı. Şey diyecek, Hodov'dan sonsuz diyorlar, 5 bölge var. Ha 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 çok geldi. Yani arkadaş öyle bir dünya yok yani. 5 bölgeyle kalmaz. Tabii o 5, gideceğimiz 5 bölge, MoW'u da katarsak 6, asıl işlerin döndüğü bölge. Mesela çok fazla, çok büyük yani Hodov'dan. Peki Eda'nın bir sorusu var. Sorunun merkezine gidiyoruz. Evet. Eda'nın bir sorusu zaten var. Kitapta şöyle bir şey diyor, Utku unutma. Yok. Kitapta güzel bir detay var. Arbiter'ın görevini anlatırken, eğer Arbiter olmasaydı Shadowlands'a gelen ruhlar
Shadowlands'ın sonsuz diyarlarında kaybolup giderlerdi diye evet. bir şey yazıyor orada. Yani Shadowlands o kadar büyük aslında. Yani ruhların bu kadar ruhun yani bütün ölümlü diyarlardan gelip oraya işte kaybolabileceği kadar büyük. O kadar büyük bir üst evren yani öyle düşünün. Ya aslında benim kafamı zaten kurcalayan şeylerden biri de bu. Eda'nın sorusuna geçmeden söyleyeyim. Ben gerçekten Shadowlands'ı sadece Death, kozmik gücüne bağlamayı doğru bulmuyorum nedense. Böyle biraz tabii. daha değil mi? Üst bir durumu varmış tabii, tabii. gibi geliyor aynen. bana. Hani Death tamam işte gücün kaynağı ya da olabilir ya da işte Necromancy'nin ya da Decay'in güç kaynağı olabilir ama Death'te görmemiz gereken daha farklı şeyler olacak gibi geliyor bana. Shadowlands çünkü yani biri işte Disorder'a bağlı biri ölse de buraya geliyor çünkü. Light'a bağlı biri patlasa da buraya geliyor gibi algılıyorum evet, şu anda. Evet çok önemli bir şey. Yani mesela şey de öldü böldüm ama bir şey destekleyeceğim. Mesela neden Light'a çok bağlı bir paladin Light'a gidebilecekken çok mantıklı bir şekilde ya da bunu ölümler açısından söyleyeyim. Ya da böyle hayatını böyle kutuluya Zota adamış böyle kutulu kutulu diye gezen mesela bir Twilight Samur üyesi. Niye mesela Void'a gitmiyor da Shadowlands'a alınıyor zorla? Değil mi? Yani değil mi? Böyle yani. Şey evet, evet. ölünce oranın ölüm diyarına gitmiyorsun falan böyle yani. Evet. Mesela Utur şey diyordu ya. Light saving my soul. Mesela o gerçekten Light'ın elinde olsa alabileceği bir karakter. O kadar bağlı. Hatta evet. o Afterlife şeyinde Davos Utur'la ilk konuşurken şey diyor Utur hani ben ışığa emanet ediyorum ve benim işim henüz bitmedi diyor mesela. Yani zaten o ruhun ölme sebebi de o galiba işte. Evet. Yani o ışık olan kısmı Shadowlands'e geliyor. İşte diğer kısmı Frostmourne'da Frostmourne alabiliyor. Evet. Hani şey belki de en başta bu arada şeyi söyleyelim. Bu Bolvar'ın ağzından çıkmış bir şey. Jailer gerçeklikten bile kadim bir karakter canlı. Bu yüzden de Shadowlands'da öyle. Yani çok eski bir şey bu. Hani evet. belki de ölümlü ruhlar normal şartlarda işte Life'a çok bağlı bir karakter Life Plane'ine gidiyordu. İşte ışığa çok bağlı bir karakter ışığa gidiyordu ama daha sonra bu Shadowlands toplatıldı mesela. Zaten şey konuyu genişletelim şimdi Mouseworn diye başladık ama aslında Mouseworn'un işte ne kadar büyük olduğunu işte Legion'ın kozmik versiyonu hatta daha böyle üst versiyonu olduğunu da söyledik. Şimdi olayın büyüklüğünü oradan anlayın işte. Aslında çok büyük bir kozmik savaş var ve bu şekilde bir düzen kurulmuş. Evet. Bu kozmik savaştaki en büyük güç kaynağı da ruhlar olarak anima. Gözüküyor. Anima yani aynen işte Shadowlands bunu anima olarak dönüştürüp kullanıyor. Ama işte bizim ölümlü evrende gördüğümüz uygulamalarında da mesela güçlenen her ırkın işte kendi artık teknolojisini, uygarlığını ileri götüren her ırkın işte Eradarlar olsun, Night Elf'ler olsun hep ruh büyüsü kullandığını görüyoruz. Ve evet. işte Shadowlands'in de yani bizim kendi aramızda konuştuğumuz zaten ilk teori oydu. Eğer ki işte bu Shadowlands anima üzerine kurulu ve bu gücü kullanma üzerine kurulu bir yerse demek ki öyle bir anima akışı olmuş ki işte evrenin yaratımında orası artık böyle şey maddeleşip orada kendi kişiliğini kazanmış canlılar pantheon'la oluşturmuş değil mi? Ve bu aynen işte yani Shadowlands'i yaratacak ırk o şekilde oluşmuş olabilir işte animanın vücuda gelmesiyle bu Eternal Ones dediğimiz işte ırk işte Arbiter işte şey Sire Denatrius işte ne bileyim şey Primus falan bütün bu alt Shadowlands alt evrenlerini oluşturan yaratıklar muhtemelen işte bu animanın vücuda gelmesiyle oluştu diye tahmin ediyoruz. O şekilde zaten eğer böyle bir düzen kurulduysa bu kozmik savaşı da işte, bu başlattıysa bu güç bu gücü ele geçirme çabası o zaman Jailer muhtemelen bir noktada
İşte bütün Shadowlands'ın gücünü ele geçirecek bir şey yaptı ve diğer kendi ırkından olan herkes ona karşı cephe alıp onu hapsetti diye tahmin ediyoruz. Ya da işte bütün evrenin, yaratımın düzenini değiştirecek bir şey yaptı ya da yapmaya çalıştı. O yüzden hapsedildi diye tahmin ediyoruz. Şimdi çünkü hani ben destekliyim orada bir şey. Şey yazıyor MoW'un. Bu son çıkan Blizzard Blue postlarından birinin. Yok, o Collector's kitabında. MoW'daki kitap. Bütün canlılar çok korkunç suçlar işlemiştir ama Jailer'ınkinin yanında bunlar hiçtir diyordu. Ne yaptıysa artık ya da ne yapmaya kalktıysa. Yani benim de tahminim hani bu düzene baş kaldırdı ama bu düzende onun o arkadaşları olan diğer Eternal One'lara yaradığı için cezalandırıldı. Ya da başka bir Eternal One'ı öldürdü artık. O da olabilir. Yerine de şey koydular. Şu anki Arbiter koydular. Yapay. Evet, ben ona eminim zaten. Yanına yani, yapay Arbiter koydular. Olabilir. Zaten şey, kozmik savaşla ilgili galiba Belular demişti. İşte bu şey yani önceki düzeninde evrenin ilk işte oluştuğunda ya da yaratıldığında zaten bunu First Ones olarak işte şeyde Shadowlands'da duyuyoruz. İşte evreni yaratan ilk ırk ya da işte yaratanlar diye geçiyor. Onların yarattığı düzende muhtemelen hangi düzlemden geliyorsa mesela Light'tan gelen bir yaratık ölünce Light'a gidiyor. Şu anda bildiğimiz o mesela işte aynen Demon'larda ölünce Twisting Nether'a gidiyor. İşte o işte Disorder olarak geçiyor aslında bizim işte gerçekliğimizle iç içe. Ama işte mesela bunlar hep böyleyse, Void Void'e gidiyorsa işte işte Titanlar mesela ölünce işte kozmik olarak işte Arcane evrende kalıyorsa falan, o zaman bu Lifelands'in karşılığı mı acaba Shadowlands demişti ama öyle olmadığı çıkıyor ortaya. Yani Shadowlands aslında kozmik savaşı bir noktada galiba kazanmış ve bütün gücü eline geçirmiş. Evet. Death, yani değil mi? Açma akışı olarak bu gücü işte kullanıyor. Ve evrenin işte ölümlü evrenle olan bağlantıyı da bu şekilde bir düzen üstünde kurmuşlar. Jailer da muhtemelen bunu yıkmaya çalışırken işte onlara karşı işte geldi ve belki de eski düzeni orijinal düzenine getirmeye çalışıyordu. Belki de daha da farklı bir halde işte tamamen bütün gücü kendisine kendi ele geçirmeye çalışıyordu. İşte ama bir aşamada muhtemelen artık Shadowlands ilk kozmik savaşı ya da ilk düzeni kazanmış gibi gözüküyor. Ve işte bütün her şey şu anda onun üstüne kurulu. Ama işte şimdi bildiğimiz de şu, ölümün işte makinesi bozuldu diye, işte bütün işleyişi bozuldu diye geçiyor mesela. Shadowlands'daki o beta'daki her şey bu geyiğin üstüne dönüyor. Yani böyle bir düzenek varmış demek ki, işliyormuş bu. Ve bu düzeneyi Jailer şu anda bozmuş. Ve öyle bir aşamaya gelmiş ki artık yeniden özgür olmak üzere. Biz de bu aşamada işte olaya dahil oluyoruz. Artık kim ne tarafta, kendimiz oyunu oynayıp işte Shadowlands'ı oynayıp benim o her bölgenin hikayesini keşfedip artık anlayacağız ne oluyor nedir. Ve işte tabii Shadowlands'a da patchler geldikçe işte bu hikaye ilerledikçe bunun detaylarını da ilk elden öğreneceğiz. Mossborn konuşuyoruz ya. Sen yani, sorun aşkım, ben niye soruyorum? Şey, keşke Mossborn Covenant'ı gelseydi abi, adam imkansız ya. Ya işte o tam şey gibi oluyor. Legion'da oynamak istiyorum ben diyorduk şey varken. Evet. Legion'ı niye seçemiyoruz, biz de Legion olalım diye. Tamam, o zaman şimdi araya dalıyorum. Daldım. Evet Eda. Şimdi benim sorum şu. Biz daha önceki konuşmalarımızda şey demiştik. İşte aslında en kötü ruhların gittiği yer Ravenred diye konuşmuştuk. Doğru mu hatırlıyorum? Sistem bozulmadan önce. Yani Mao kimse olup atmıyorlardı. Yani sen git sen git gibi bir şey yoktu. Yani sen kötü ruhsun git. Çok nadiren atıyorlarmış yani. Çok nadiren atıyorlardı. Tamam. Buydu sorun. Hatta şey de var, bak unutma. Mao'nun şu anki hali gibi bir hapis boyutu olmadığına dair bir böyle ima var. Onu bilmiyordum bak. Hiçbir... Nerede var bu ima? Nerede gördünüz?
İşte eski Mav falan olarak böyle anlatıyorlar. Mav böyle değildi falan diye. Bir de Mav'ın yeryüzü şekillerinden falan anlıyorsun. Anladım yani. Tamam, doğru evet. Hatırlıyorum. Bir de Tyrande yani, boss olarak gelecek mi? Kim? Tyrande olabilir. Sonuçta Jaina boss olarak geldi. O şöyle Eda'nın sorusunu ben biraz lorelaştırayım. Boss olarak gelecek miden ziyade. Çünkü Mavsworn'a kafa tutabiliyor olma olayı var onun. Yani Trende'nin evet. Karşı koyduğunu biliyoruz. Ataklamış yani, dövmüş, geri gidin, nereye evet, geldiniz? Yani diğer şimdi diğer faction liderlerine baktığımızda yani Anduin olsun, işte Bane olsun, tamam eyvallah belki Trende kadar değiller ama yani Trende'nin güç kaynağı Elune diye tahmin ediyoruz. Jailer'ın karşıtı tahminen bir güç olduğu için. Heh, kimin ben de onu diyecektim. Acaba o diye. Mesela işte Saurfang'le Sylvanas kapışırken Sylvanas'ın üstünlüğünü getiren şey. Tabi sadece o değil bu ara. Öyle muhabbetler vardı, onu da söyleyeyim. Yani Sylvanas işte ölümden güç aldı, o kadar güçlü değil yoksa falan değil. Onu da bir dipnot düşeyim. Neyse Trenden'in de böyle bir muhabbeti olabilir mi? Yani life kanadında yani Elune'un life'ta olduğunda biraz bize bu ipucu veriyor olabilir mi yani? Çok mu dağınık anlattım? Ya da bence... Doğru, doğru güzel. Ona, ya bence Elune tam aksine Dead'deki bizim adını bilmediğimiz karakterlerden biri. Veya Winter Queen bilemeyiz. Ve o yüzden Jailer direkt onu da hedef olarak seçmiş hani. Çünkü... Onun avatarı olduğu için Trende ölümlü diyarda. Onu seçmiş mesela ama Trende demiş ki siz kimin mahallesinde kimi dövüyorsunuz demiş mevzu onlara. Ya biraz deli öyle olmuş yani. Mevzu da yani hani bu ölümün işte o büyü gücünü ya da ölümün gücünü yenebilmek için hani ölümün karşı hani counter olman lazım ya. Yani oradan teori üretiyorum yani. Orada iki ihtimal var. Şimdi... Ya dediğin gibi aynen Lifelands'dan gücünü aldığı için Death Magic'e karşı dayanıklı ya da tam tersine aynı gücü kullanıyor. Night evet, Warrior evet. Olmasını sağlayan şey Death Magic. Çünkü yani... Trende şu an duel. Bir tarafı da yani yaşam da verir, yaşam vermiyor hatta şu an. Trende ölüm saçıyor herhalde. Ölüm dağıtıyor şu anda. Öyle düşün. Trende şu an aslında hiç hayatla alakalı değil. Hatta şey örneğini vermiş. Vermemiştim galiba burada. Shadow of Rising'de Troll'la Trende konuşurken Trende böyle bir an işte artık ayağa kalkıp konuşmaya başlıyor. Bir cümle var. Trende'nin konuşurken çevresindeki bütün bitkilerde hayatı tömürdüğünü söylüyor mesela artık. Yani Trende'nin yaşamla pek alakası kaldığını sanmıyorum. Gözleri kararıyor falan böyle kendini ölecekmiş gibi falan hissediyor. Trende'de öyle bir aura var şu anda. Yani evet. O Night Warrior olmasını evet. Sağlayan güç. Sanki Death Magic gibi yani Sylvanas'a bayağı paralel bir durumda olabilir şu anda Tyrande. Yani o kadar güçlü mü bilmiyoruz ama. Benim hayalimde de bir dövüş sinematiği var ya böyle. Hatta şey bir okudan sonra Trende ile Sylvanas'ı atıyorlar. Jailer diyor ki Elune'a gel bakalım falan böyle. Yani. Güzel yani, böyle bir şey. Gayet mümkün oraya doğru gidiyor mevzu ama işte yani bir tane senaryo var ya işte orada biraz spoiler gördük ama şey de olabilir. Yani Trende. Sadece o senaryonun içindeki bölümün adı öyle bir gönderme de olabilir. Aslında o dediği şey olmuyor olabilir. Yani Tyrande açısından durum pek iyi gözükmüyor eğer öyleyse. Chat'i yakalamaya çalışıyorum. Şöyle. Spoiler olmasın diye kıçımı yırtıyorum ama. Olsun. İsterseniz, olsun mu? Yani beta da şu anda değişebilir. Şey Trende ile mi alakalı? Evet. Ha, onun spoilerını verdik ama biz yine de şöyle bir şey söyleyelim ince. Spoiler alert. Bir 2 dakika spoiler alert. 2 dakikalık bir spoiler alert diyelim. Devam edelim. Evet. Evet yani beta'da Trende ile ilgili senaryonun sonunda Trende'nin öldüğünü ima ediyor. Yani son hamlesinde işte kendini feda ettiğini ima ediyor. Yani bu ama gerçekten ölüyor mu yoksa orada işte gücünü mü kaybediyor? Night Warrior gücünden mi feda ediyor ya da başka bir şey mi oluyor onu bilmiyoruz. O biraz şey gibi gelmişti bana işte izlediğim yoldan saptım sizin için falan gibi öyle. Ha, yani Dark Side'a düşmeyi ima ediyor falan da olabilir. İşte karanlık tarafa geçme falan gibi de olabilir.
Yani bir de ama orada şey diyor ya özellikle End of Tyranid'le End of the Night Warrior diyor ya özellikle. Belki Tyranid'in Night Warrior'luğu diyecektir. yani orası hani direkt hani öldü demiyor direkt olarak. O yüzden her anlama gelebilir. Sürprizli böyle plot twist tabir ettiğimiz bir olay çıkabilir. Yani çok da spoiler değil yani o yüzden. Evet. Yani peki şimdi Trenden'in Elun'la olan ilişkisinden olduğunu düşünüyoruz da Anduin, Jaina, Thrall, Bane benim atladığım bir başka karakter var mı bilmiyorum ama Yok, bu dördü. kaçırılma yani bunların kaçırılmış olması yani bunları engelleyecek bir gücü mesela atıyorum Thrall şamanistik güçleriyle işte hani o life'tan çekebileceği başka şey yok muydu ya da atıyorum Bane biraz daha warrior tarzı bir karakter ama warrior şaman arası. Şamanlık yapamıyormuş bu arada. Resmen onu da öğrenmiş olduk. Evet. Thrall Warrior İki olarak tane. Hayır katılıyor şu an. hani biliyorum onu da hani demek istediğimi anladın mı? Hani buradaki karakterlerin birçoğu yani Anduin'i de dahil edebilirim bunun içine. Hadi Jaina biraz daha böyle işte Order tarafında tam büyücü olduğu için. Life'la ilintili hani Trenden'in gücünden yani direkt Life'la çekemiyor olabilir ama bunlar karşı koyamadılar mı acaba? Yani ya da Evet. aralardaki nasıl bir muhabbet gördü? Ya da sizce oyun içinde işte Thrall'ın kaçırılışına dair net böyle in-game cutscene tarzı bir şey görür müyüz yani? Ya ben bu konuda şey yapayım. Söyle. Şeyi görüyoruz. Troll silahını çekiyor ama bu Northrone'lar o kadar hızlı o bir anda ortaya çıkıp o zinciri atıyorlar ki bir şey yani tepki verme süreleri olmuyor tahminen. Hani belki Agra bir şeyler denemiştir ama o zincirleri attığı anda cidden anında hiçbir şey yapamaz oluyor. Bane bu dörtlünün içindeki en düz karakter. Yani ben her ne En kadar düz. Horde oynuyor olsam da Bane dümdüz bir savaşçı yani. Evet ya. Hiçbir esprisi olmayan sadece yani efsane bir savaşçının oğlu ve daha çok genç bir karakter zaten. Evet. Bu arada ben böyle çok saygı duyulan karakterlere biraz böyle davranıyorum. Böyle düşünüyorum çünkü yani Bane dümdüz bir warrior. Ya şey Jaina işte yani büyük bir ön karakterin oğlu. Yani Evet. deneyimi yok. İşte Anduin gibi Aynen. düşünmek lazım. Aynen. Anduin Evet, çok daha yakın. Bunu her büyüyecekler yayın yani. söylüyorum. Şunu her yayın söylüyorum ya. Ne? Sadece beyin Hani açısından değil. Yani Anduin'in daha büyüyeceği var şu mesela anda yani çok daha. fazla karakter faction lideri pozisyonunda ve yani Warcraft evreninde inanılmaz şeyler. Toylar daha. Evet yani. Troll mesela Troll'la Jaina bunların içinde en tecrübelileri. Hatta Jaina en tecrübelisi yani. Jane 60 yaşında Özellikle barıştırmış politik anlamda. babaanne. Ya troll da böyle şöyle söyleyeyim yani bu mesela az önce hani Görkem şey belirtti onu. Yani şamanlık konusunda eyvallah da warrior konusunda falan bayağı o da Tabii ki. toy yani ve bazı şeylerin artık aile kurmasından mı kaynaklı ya da işte yani aldığı Karakterini mi kararlardan mı kaybetmiştim kaynak diyorsun? ya evet yani Kitapta diyor hatta yani bu aile olayından sonra yumuşadığı için ve işte kaybedeceği yeni şeyler olduğu için böyle çok çekingen ve böyle korumacı davranıyor yani kendi açısından. Böyle eskisi kadar atak ve böyle şey değil. Umarsız bir karakter değil Thrall. Şey, bu Daha arada bir soru yerel gelmiş. bekçi modunda yani. Troll zamanında gladyatör değil miydi? Gladyatördü Evet, canım. Onun hani gladyatör da. savaşçı geçmişi var ama Warband. mesela bir Saurfang kadar savaşçı değil. Heh, aynen demek istediğim o canım. Değil, evet. Yani bir Saurfang değil Elif yani orada. tabii Kadar da canım. bir şey. Şey dediğine Ama bakma diyor. biz kardeşiz arkadaşız falan orada şeyde Makkor'a giderken sanki yıllarını Aslında geçmiş gibi. torunu olacak yaşta da Aynen. neyse. Kardeş falan diye geliyor ama. Troll bence şeydir ya abi. Mobsworn götürüyor ya abi bırakın ya. Hala bunlarla uğraşıyorum. Salın beni diyordur artık ya. Ben... Bir de ben yine sinematik üzerinden yürüyeceğim biraz mevzuya. Bu kararma olayı nedir? Nasıl yani? Bu göklerin kararma olayı şöyle. Bu Evet. bizim bir tane Stormwind League'ine takılmışlığımız vardı ya. Aha. Şeyde de oluyor o. Bir dakika. O Hepsinde onun oluyor. Thunderbolt evet. Harps'ın da oluyor. Hayır, demek istediğim o zaten. Azeroth kararıyor. Hani o kararma olayı ne? Bunu pre-patch'te büyük ihtimal görmeyeceğiz diye düşünüyorum. Şeyde yani paket gelince gelecektir diye. Yani o kararma kalacak mı? İşte Jailer'ın etkisi mi bu? Mouseworn'un etkisi mi? Geldikleri için mi var? Hani Bence fikriniz genel ne bu olarak anlamda? Ice Crown'un üstündeki işte gerçeklik kırılması gibi bir şey o. Yani Kırılması oradan gibi bir şey. geçiyorlar ve işte ölümlü tarafa geçtikleri zaman yanlarında yani o gücü de getiriyorlar. O kararma o yüzden bence.
Bir şey soracağım. Shadowlands'e giriyoruz. Azeroth kime emanet? Mogulara falan mı? Hepimiz geçmiyoruz. Öyle söyleyeyim. Hani evet, yani NPC olarak... Bayağı bir kişi tarafta. Maya falan bu tarafta yani. Evet. Mesela Turalyon'un da tahta oturduğundan öyle bir yorum yapabiliriz. Mesela en çok konuşulan mevzular olduğundan. Turalyon, Velen, Maya. Arkadaşlar Sargeras var orada bizi bekleyen. Azeroth'ta bir sıra. Azeroth'ta. Ha, Azeroth'tan mı bahsediyorsun? Azeroth'ta aynen. Ne var başka ya? Malfurion ve galiba Geçmeri diye tahmin ediyorum ben Shadowlands'e. Maiev taş. Kalmadı ya. Bir dakika. Şey, Nzot, Enzot, Nzot artık ne dersiniz? Bu arada Görkem bir müsaade istedi, evet. 2 dakika rahatsız. Kim taraftan kimden, kimden koruyacağı sordu da o yüzden hani. Bize çekiliş için kaç dakika var? Böyle sorunun bir tane insanın aklına hemen gelmiyor ama bayağı bir karakter hala bu tarafta yani. Böyle şeyiniz olmaz. Alamadık Shadowlands bize emanet. yok ama dediğim gibi bütün NPC'ler geçmiyor. Yok. Bayağı bir faction lideri yine bu tarafta kalıyor yani. Rotamar falan da geçmişti. Soul Harvest muhabbetiyle teaser'ı verilmişti. Ya zaten trende nereye o oraya ya. Oraya. Gitmiştir yani sevgilisini bırakmasın. Furion'da mı geliyor ya? Vazgeçmiş. Okey. Abi Malfurion iyice hanımcı oldu ya. Hatun nereye o oraya. Bir de şimdi Elon'un da gücünü aldı, hiçbir şey diyemiyordur. Tamam canım gidiyoruz diye. Severim bu adamı Malfurion. Neden her pisliğin peşine biz koşar olduk? Şimdi onu hani bu konu başlığından şey yapalım. Biz oyuncular olarak yani Azeroth'un en güçlüleriyiz artık. Yani bir nebze Azeroth'ta hani ne derler? İşte Kuntar yazdı az önce. Hani bize emanet, gerçekten bize emanet. Her şey bize. Ama biz gidiyoruz. Sorusunun özü orada. Hayır ama demek istediğim şimdi o bir tehdit var. Ne o? Mouseworm. Bu tehditin elimine edilmesi lazım. Ne yapacağız? Geçeceğiz o tarafa ve işte dövüşeceğiz. Son raid boss'unun da Jailer olduğunu biliyoruz. Ya o şeyi sordu bence yani. Biz gidiyoruz, kim koruyacak Azeroth'u biz yok. Ha o ayrı yani. Bir mevzu da hani o her şey o ilk soruydu da. Hani amele gibi olduk şeyin muhabbeti o. Zaten bizim en büyük teorilerimizden bir tanesi de en sonunda artık oyun mu biter burada, işte 13. 15. paket mi olur bilmiyorum ama kötü karakter biz çıkacağız meydana yani. Evet. Ya artık çünkü en sonunda bizim hani bu kadar güçlü olmanın sebebi bir kere yani demek ki cidden hala dikkat mi edilmiyor bilmiyorum. Azeroth'un üzerindeyiz biz. Azeroth'un esprisi ne? Ne? İşte gerçeklik olduğunu falan. En güçlü Titan olması. Ha, en güçlü Titan'da bir de şey muhabbeti var ya işte. Azeroth uyanırsa bitecek, patlayacak her şey. O şey ama o fan teori hala. Onun bir dayanağı ama güzel bir düşünce. Bir de yani Jailer'ın bile hedefi orası. Şimdi bak. Hadi Legion'da hedefi burası. Light'ın hedefi burası. İşte Titan'lar burası düzgün bir şekilde uyansın diye uğraşıyor. Void'in hedefi burayı korrupt etmek. Hani Life'a bıraksan o ele geçirmeye çalışacak. Bir de şimdi Jailer de burayı istiyor yani. Biz çok özel bir Titan'ın üzerindeki canlılarız. Bizim bu kadar güçlü olmamızın sebebi o. Hem o var bak mesela güzel de bir yorum geldi. Alliance ve Horde güçleri bayağı yıpran, hırpalandı. Herhangi bir işgali kaldırabilecek güç de değil. İşte anladığım kadarıyla diyeyim çünkü bu yorum şimdilik bana ait. Shadowlands paketinde yaptığımız olay bu işte. Komando birliği, oyuncular, raid işte 20 kişisiniz tamam mı? Gidin abi düzeltin durumu. Gelin Azeroth'u koruyun. Bu sırada da işte Mouseworn işte baskınlarını falan. Azeroth'ta o NPC'ler bıraktığımız Turalyon gibi işte ya da Aleria gibi sayabileceğimiz şeyler. Her şeyin Medivh'in rüyası olabilir. Yani büyük bir teori olur ama olabilir. Neden olmasa her şeye açık oluruz yani o anlamda. Her şey bir şeyin rüyası olacaksa Azeroth'un rüyası olur. Azeroth'un rüyası olur ama yani Medivh de belki hani onun için avatarı falan dersin. Bu arada şey Medivh'den de aklıma geldi. Medivh de şu an şeyi söyleyelim. Görkem burada olsa daha güzel olurdu aslında ama. Şu an kozmik konular hakkında benim gözlemime göre en çok ilgiye sahip olan ölümlü karakterler ve bizim tanıdıklarımız bir tanesi Illidan. Evet. Tartışmaz yok. Bir tanesi Sylvanas. Biri Medivh. Neden Medivh olduğunu söyleyelim. Belki dikkat edilmemiştir diye. Legion'da Karazhan Dungeon'ın sonundayken işte bitirdikten sonra Medivh geliyor. Hani ya ben ölmedim işte ne yapıyorsunuz diye. Khadgar'da işte onunla konuşurken gardiyanlık muhabbet falan dönüyor işte. Khadgar ben gardiyan değilim muhabbetinden sonra Medivh şey diyor yani.
size yardım etmek isterdim ama daha önemli konular var. Onun için ben gidiyorum diyor. Yani adamın daha önemli konular dediği konu Azeroth yanıyor. Legion istilası var. Diyor ki yani siz bunu hallederseniz daha büyük bir kozmik sorun var. Ben ona gidiyorum diyor. Artık ne varsa. Onun için Medivh. Artık ne varsa. Evet yani ne varsa. Medivh ciddi anlamda bilgili. Ashara niye öyle olduğunu söyleyeyim. Gerçi tahmin edebiliyorsunuzdur. Nihalotan'ın ortasındayız. Her yerde böyle kaltist manyaklar falan var. İki adam üzerinde Zot var. Diyor ki Ashara, ya siz bunu hallederseniz işte daha büyük bir güç tahtı var, ben ona gidiyorum deyip o da gidiyor. Yani şu an bu dört karakter bence çok kilit rolde. İşte Sylvanas, Illidan, Ashara ve Medivh. Onun için onları bekleyin yani. Onlar Asya'nın altın gözleri, retcon yer mi? O ne altın abi? Göz muhabbetini ben çok derinlemesine... Yani Illidan'da işte o hani hikayede cafcaflandırmak için bir şey çıktı ama yani tamam Illidan'da çok büyük işler yaptı diyelim ama ben yani Malfurion tamam yeriyoruz, işte hareketlerini eleştiriyoruz, şu bu da o kadar da güçsüz ya da şey bir karakter de değil. Malfurion. Ya Malfurion'un şey olanı yani dalga olanı olmasının sebebi Legion. Ya yani bir çünkü... de şöyle bir şey var. Hani demek istediğim o, sadece gözden çıkartacağımız bir yorum yok bence şimdilik. Biz nelerden neler çıkıyor. Hani öyle direkt bir bilgimiz yok yani. İşte elfsen, gözlerinde sarıysa hadi bakalım yallah falan gibi. Yok yok. Malfurion üzerindeki şeyi böyle şöyle atalım. Bak Malfurion'a demin dalga geçtim hani hanımcı falan diye ama çok güçlü bir karakter. Yani şöyle diyelim. Sylvanas'ı dövüyordu Malfurion Dark Shore'da. Evet evet. Bayağı evet. Dövüyordu. Bir şey yapıyordu. Zaten bayağı onu anlatıyor tam böyle son... Evet. Artık yenmek üzereyken falan. Şey, Görkem geldi ona. Evet diyeyim ben şey diyordum. Şu an kozmik konularda çok bilgili dört karakter var bence bizim tanıdığımız. Ha. Bir tanesi Illidan, bir tanesi Sylvanas, bir tanesi Medivh, bir tanesi de Ashara. Sence bu son ikisi neden? Yoksa ben açıklayayım. Zaten şey, Ashara'nın direkt kendi ağzından duyuyoruz. Daha büyük mevzularla uğraşmak için Raid'den giderken kendisi bizzat bunu diyor. Sylvanas zaten o herkesin takıldığı laf var ya, işte Saurfang'ı öldürdükten sonra Horde means nothing dediği. Evet. İşte you are all nothing diyor ya, işte aslında çok daha büyük mevzular var. Siz burada birbirinizle uğraşıyorsunuz demeye getiriyor ve herkes o ilk dediğine takılıyor. Evet. Zaten Sylvanas'ın bu dediği de aynen bu büyük mevzuyu ve çok daha büyük şeyler olduğunu ima ediyor. Medivh'le ilgili de Karazhan'ın en sonunda, yeni Karazhan'ın en sonunda zaten işte Khadgar'la konuşmasında kendisi diyor. Çok daha büyük şeyler aslında oluyor, işte onlarla ilgilenmemiz lazım. İşte Azeroth'u da ilgilendirecek işte tehlikeler var gibi, böyle büyük kozmik tehlikelerden ima ediyor ya, direkt demese de. Bir de işte tabii yani Khadgar artık onun yarı çırağı, yarı Guardian modu. O da zaten şeyde aslında Warlords'un o ring görevleri sırasında o da aslında onu araştırıyor gibi şu anda anlaşılıyor. Çünkü o zaman yaptığı şeylere anlam veremiyorduk. Sadece işte oradaki işte Draenor'un işleyişi, oradaki kristallerin nasıl kullanılabileceğini sanki araştırıyor gibiydi. Ama aslında çok daha büyük bir böyle mevzuyu araştırmak için böyle şey gibi, onu güç kaynağı olarak kullanıyormuş gibi çıktı ortaya. Yani hepsinin bir böyle... üst mevzuyla, üst dertle ilgili bir söylemi var oyun içinde. Bu da bu kozmik savaşı ima ediyor olabilir. Gayet mümkün yani. Never ending çekiliş. Ya şeye güldüm ben orada. Eda dedi neye güldün diyor da hani bunlar daha hiçbir şey, çok daha büyük şeyler olacak falan. Siktiniz gidiniz efendim falan. Şöyle bilgisini vereyim. Başka soru cevaplıyor şu an. Mouse War konusu bitti. Çok az bilgimiz olduğu için bir özetledik, bir şey yaptık. Ya bir de o sinematikle gelmiş olan bir şeydi. Soruları zaten arada şeyi veriyoruz. Mouse War olayını aslında yani bitmiş gibi düşünmeyin. Mouse War dediğimiz şeyin ne kadar aslında
güçlü olduğunu ve işte bu kozmik savaşa bağladık mevzuyu. Artı bir de işte bu Collector's Edition artbook'unda söylenen şeyler falan onlar da yani bağlantılı konular. Çünkü orada işte bu Mav'da işte ruhların nasıl dönüştürüldüğünü falan anlatan işte Mav'la ilgili bilgiler var. Onlar ya da artık şey yani, resmi bilgi. Konu şeyden girdik mi çok fena böyle nasıl söyleyeyim dağıtabiliriz de Helya'dan bir girsek onun Mavsworn muhabbetleri. Onlara girmiyoruz mesela işte yani Helya, Odin mesela bunlar Mavsworn mu? Mesela Odin'de Mavsworn çıkabilir mi? Sonuçta tek gözünü işte feda edip işte Shadowlands'ın gücünü kullanmayı öğrenmiş. O sayede Valkyrie'leri yaratmış Odin. Belki bunu sadece bağımsız olarak yapmadı da işte Jailer'la Helya'yı affetmesinin sebebi zaten serbest kalmaması için. Bir dakika. Aynen, değil mi? Bir dakika. İşte bir yani dakika. Gayet bağlantılı olabilir yani. Ya orada şey bile muhabbete çekilebilir. O işte Odin'in Valkyrie'lerle birlikte yaptığı, oluşturduğu evet, düzen. Bir dakika, işte... bir dakika. Benim bana bir aydınlanma geldi bir saniye. Ne? Tam şey diyecektim. Odin Helya'yı açmaması için Helheim'a hapsetmiştir diyecektim. Valerian abi. Sonra dedim ki Odin onu öldürmemizi istedi Helheim'da. Ve böylece Shadowlands'e, Mova geçti Helya. Olabilir evet, sonuçta boss olarak yani. Odin'in... Tekrar eder misin? Kaçırdın mı? Odin'in isteğiyle biz Helya'yı öldürdük. Kendisi kaçmak için yaptı bunu gerçi ama... Bu sayede Helya Shadowlands'a geçti ve... Hatta aynı şekilde işte Nathanos da belki aynı mantıkta kendini öldürtüyor olabilir mi? Şey, trendi kurdu. Tamamen isteyerek. Evet evet. Sırf şeye geç, Mav'a geçebilmek için. Tamam burada işim bitti hadi öldürün gideyim modunda böyle öldürtüyor olabilir kendini. Daha şey pek, o zaman şey muhabbeti çıkacak. Bu karakterlerin olayı ne ki öldüklerinde zaman, evet. Animalarına sahip olarak ya da işte bilinçlerine sahip olarak Mav'da kalkıyorlar. Nasıl yani? İşte yani şey Nathanos sonuçta ilk elden Sylvanas üzerinden bağlı. Hatta evet. Sylvanas'ın gücünü de kullanıyor kitapta ya. Yanına evet. Gittiği için. Şişeye koyuyor. Bir tane şey var, şişe var yanında, o şişeyi kullanarak işte Sylvanas'ın yanına ışınlanıyor ve ölüm büyüsüyle yapıyor. O zaman daha da büyük bir şey söyleyeyim mevzuyla alakalı. Evet. Helya'nın mesela torpilli diyoruz yani. Helya'nın torpili Odin mi oluyor? Hadi bakayım. Değil işte. Helya o da Jailer'dan. Mesela işte tamam da hani öldüğünde atıyorum ya Jailer şeyinden değil yani görevli olarak gitmemiş o kendi düzlemine. Neydi o düzlemin adı ya? Helheim. Helheim'da değil de çünkü o da en nihayetinde nereden baksan işte Shadowlands'ın işleyişine ters bir yer aslında. Ya da bir dakika Helheim Shadowlands'a bağlı olabilir mi? Olamaz değil mi ya uzaktan? Yok canım. Değil. Yok değil. Orası cep evren. İşte şey gibi düşündüm. Bu Moezala'nın bulunduğu yer neresiydi? The Other Side. Onun gibi bir yer olabilir mi o zaman? Orayı şöyle tanımlıyor. Yani sadece Odin'e karşı, Odin'in işte kaçıracağı ruhları o işte Odin almasın da ben tutayım diye yarattığı bir yer. Evet. Hani orayı o yüzden yaratmış. Yani sadece Odin'e karşı ve işte zaten sadece Odin'e gidecek ruhları tutuyor. Ya evet işte ama işin içinde ölümün güçleri olunca bu arada tabii dövüş olabilir. Yani değil ben mi? Bunları Mav'a katacağım falan demiş olabilir Jailer'a yani. Mesela. Şey zaten şeyi de bilmiyoruz bu arada hala. Helheim'in içinde Sylvanas'la bir pazarlık yapıyorlar ya işte. Evet. Aynen. Yani onun hala tam ne konuştuklarını ve o anlaşmanın ne olduğunu bilmiyoruz. Yüksek evet. ihtimal diğeri elektrik. Bir şey olabilir. Sylvanas'la Helya'nın konuşması. Yani amacı yüksek ihtimalle elektrik. Ya buradan aslında şunun dersini de çok net çıkartabiliriz. İşte Legion'da gördüğümüz şey işte arada BFA kaynadı. Daha yeni mesela tekrar dillendiriyoruz. Ve işte Shadowlands'te göreceğiz aralarındaki muhabbeti. Yani burada gördüğümüz ya da BFA'da gördüğümüz birçok şey, Shadowlands'te göreceğimiz birçok şey daha böyle iki sonraki expansion'a kadar falan. Yani Legion'dan yolu yapılmış işte oradan düşün yani. Yani
Önce bir soru geldi, onu cevaplayalım. Sonra da ben başka bir detay vereyim. Söyle abi, kaçırmış olabilirim. Maldraxxus'tan sonra Legion'la ilgili bir ima görmedik değil mi diye. Hayır, direct bir ima görmedik henüz. Hı, eyvallah. Bu Dreadnought'ta üzerinden bağlantı kullanabilir. Yani bizim kendi savlarımız üzerinden, ama öyle göze sokan başka bir ima olmadı şu ana kadar. Ve şeyi ekleyecektim. Helia'nın aslında rolü şey anladığım kadarıyla Maul'da. River of Souls'un başında durmak. Hades gibi. Evet. Öyle de yapabiliriz. Çünkü River of Souls Yunan mitolojisinden bir şey aslında. Evet. Başında da Hades var. Ölüler Nehri. Hades. Onun da tam olarak başında Ehl'e duruyor. O şeye de güzel gönderme oluyor. Hani secondary leaders'ta başta Helia'yı şey, yani Wolfpedia'nın yalancısı oluyorum bu durumda ama hani Helia'yı veriyor, Sylvanas'ı inatla Elite veriyor ya. Oradan da yorumlayabiliriz. Evet. Yani River of Souls'da ayıklama yapıyor da olabilir belki Helia. Bir Mavici Arbiter gibi çalışıyor olabilir orada. Mavici Arbiter. Ve ölümün makinesini bozmuş şeylerden biri de o Lantern'in kırılması olabilir. Sylvanas'ın elindeki. Bir dakika. Evet, aynen. Ha. Yani belki de o sayede işte Eir mesela şeyse, yani Eir'i ilk Valkyrie olarak biliyoruz ama belki o Kirin zaten. Yani belki işte Odin'in Shadowlands'la bağlantı kurup işte bu gücü burada oluşturup kullanmaya böyle başlaması o Eir'in sayesinde oldu. Ve işte belki aslında bir Kirin'di. Ya da işte ilk yarattığı Valkyrie olmasının sebebi belki Kirin güçlerini kullanarak yapabildi. O kısmı bilmiyoruz işte. O şöyle yani, olmuş. Zıt bir durum olabilir. Helia ritüeli yapmıştı Odin'i Shadowlands'a bağlayan. Evet. İlk başta Helia'yı çeviriyor zaten. Çevirmeye çalışıyor. İşte Helia zaten o yüzden nefret doluyor. Evet. Ama işte Eir gibi olmuyor mesela. Yok evet. Helia işte farklı. Dur bakayım. Evet, şey de var. Odin'in aldığı göz, Moezala'nın aldığı göz, belki de Arbiter'in göğsündeki göz mesela. Niye? Evet. Ya işte şey, bu arada açtım baktım da Eir Titanic Watcher olarak geçiyor. Yani aslında şey, Helia'ya denk bir karakter gibi geçiyor ama yani şey, bu görev yapıyorduk ya hani Volji'nin görevini yapıyoruz, hani seni kim şey yaptı işte, yönlendirdi Sylvanas seçmen için diye böyle o görevleri yaparken Eir'e de gidiyoruz. Eir'in bu Bonsam diye bildiğini öğreniyoruz. Öğreniyoruz. Yani, bir bağlantısı var direkt işte Shadowlands'le. Orada bayağı çünkü imalı bir konuşma geçiyor. Yok bayağı. İşte, Otherside'dan mı bağlantılı ya da işte bunu Shadowlands'tan geldiği için mi biliyor? Orası bayağı muallakta kalıyor. Yani Eir şey olmayabilir. İşte Helia'ya denk gözükse de Titanic Watcher olmayabilir. Torghast'a girelim mi biraz? Tabii ki. Ha, evet. Ha? Olur. Ya çünkü Mausworn dediğimiz birliğin hani tam baş şehri Mal. Eyvallah ama bu yönetilen kalesi Torghast. Büyük ihtimal zaten Torghast'a çıkacağız biz üçlü beşli gruplar halinde ya da tek kişi şeyinde. Belli bir yerine kadar gideceğiz. Belli bir yerden sonra ben açıkçası hani son raid'im burası olacağını düşünüyorum yine. Daha henüz yani, öyle bir... Jane'in olacağı yerse büyük ihtimalle burada olacak. Hatta yani... şey diyor, oyun boyunca hani Torghast'ın en tepesine çıkamıyoruz ya teknik olarak. Evet. İşte gameplay olarak Torghast'ı yaparız artık işte 9.3, 9.4 neyse. O geldiğinde artık hani tepesine çıktık olur. Onun yolu açılır, evet. Bu arada arkadaşlar, bilmeyen varsa Torghast bu Ice Crown'un üstünde gerçeklik kırılınca Ice Crown'a paralel olarak gözüken kule. Ve işte bunu Shadowlands'a gidince de direkt yerinde göreceğiz. Mav'ın merkezindeki işte hapis kulesi gibi bir şey. O bütün işte Jailer'ın güçlerinin merkezi olan yer Torghast. Evet, ve Ice Crown ve Dreadlord'larında
Tamamen örnek olarak yaptıkları yani. Ona örnek olarak yaptıkları bir tasarım. Evet. Yani Ice Crown'u ona benzetiyorlar özellikle. Ha, 10 dakika vardı. Ve ya Belalur'un bağlantı kurduğu çok çılgın bir şey vardı da. O başlı başlı hani şey mevzusu işte Chronicles'ta yazan şey Ner'zhul'un Nerebion mimarisine etkilenmesi, Nerebion mimarisinin Oldgard mimarisi olması ama aslında Maldrax'a çok benzemesi, Arkhan'ın da Torghast'ı yansıtması. Evet. Böyle çok karışık bir şey var orada o mimari üzerinden. Yani hepsi benziyor. Artı yani şeyin de orada yapılmış olması işte hem Helm of Domination hem Frostmourne'un da orada yapılmış olması işte aslında ne kadar anahtar bir yer olduğunu gösteriyor. Yani ölüm üzerinde gücü olan silahların yapılabildiği bir yer yani orası aynı zamanda. Ve Maw'ın gücü yüklenmiş halde gözüküyor işte. Zaten şey Bastion sinematiğinde hatırlayın sonunda işte diyorlar ya işte ya Maw'ın gücü bir ölümlünün elinde işte bu nasıl olabilir falan diye böyle isyan ediyorlar. İşte zaten Maw'ın gücü olmasından dolayı o kısım önemli. Yani bunların hepsi işte Torghast'ta yapılmış o silahlar. Artık nasıl orasını da oyun içerisinde öğreneceğiz. Nasıl yapılmış, kim yapılmış. Mesela işte Maldrax'u yaratan Primus'un yaptığı söyleniyor bir yerde ama Primus ortada yok. Şeyde Maldrax görevlerini yaparken başında Primus yok. İşte nereye gittiğini de bilmiyoruz. En sonunda hikayenin işte o bölgenin bütün görevlerini yaptığımızda işte ne olduğunu ya da ne olacağını bizzat kendimiz görüyoruz. O yüzden de aslında Primus'un da bununla bağlantısı olabilir. Yani Torghast'ın yapımıyla ya da şekliyle ilgili. Ya zaten bunlar, o Primus olayı da şey ya bayağı mysterious ya. Evet. Orada da yok falan. Evet yani. İçerideki heykeliyle dışarıdaki Seed tutmuyor falan böyle. Evet benzemiyor. Yani bir arkadaşım o dikkat çekmişti. Frostmourne'un üstünde iki farklı keçi başı var. Bir sağ tarafında bir sol tarafında kabzanın orada. Evet. İkisi de tam olarak aynı değil. Bir tanesi Primus, bir tanesi Jailer. O ikisini sembolize ediyor olabilir mi demişti mesela bana. Çok küçük bir ihtimal olarak. Yani o maskeyi andırıyor. Aynen. Olabilir. Yani, yani Primus'un Runecarver olma teorisi var ama Runecarver'ın Maw odaklı, Maw orijinli olduğunu söyleniyor yani. Söylenen şeyini tasarımını yaparlarken bunu düşünüp yapmamışlardır ama şu anda mesela yani Primus'un tasarımını yaparken muhtemelen işte Frostmourne'daki imgeleri kullanalım demişlerdir ya da Jailer'ın üstündeki rünleri yerleştirirken işte sonuçta Frostmourne'un üstündeki rünleri kullanmışlardır. Yani biraz... O rünlerin bir anlamı olabilir mi? Hani... Vardır, illaki vardır. Çünkü şey de var yani Bolvar'ın yüzünde alnında da aynı rünler var. Helm'i taktığı için üstüne işlemiş o rünler. Yani kesin bir anlamı var onun. Sonuçta Jailer'la ilgili olduysa eğer o aslında Jailer'ın olduğunu gösteren bir şey olabilir yani. Bu arada hani bilgi gelecek yayına daha bilgiler verelim. Ya bu Crypt Gold'un röportaj ihtimali var. Onun haricinde yani artık bu hafta bir eventin başlamasını bekliyoruz. Umuyoruz yani bir lore olaylarının başlamasını. Şeyin mi? Scourge saldırıları falan. Evet, Scourge saldırıları. Nathanos olayı vesinden sonra başlayacak bir ihtimalle. Ve yani benim beklediğim bir Jailer sinematiği var artık gelsin dediğim. Ve daha bu Collector's Edition Book'undaki çılgın olaylar var. Onları daha net konuşmadık. Ama hani şunu söyleyelim teaser olarak Dreadnought olaylarıyla da birleştirince Death'in bütün bu kozmik güçleri ciddi bir parmağında oynatma durum var. Her şeyi manipüle etme, o savaşı manipüle etme durum var. Yani herkesin en çok korktuğu güç Void'di ama
Death ciddi ciddi bir sürü şeyi manipüle etmiş. O ilimde. Evet. Ve Lich King ile ilgili de bazı detaylar var. Bunu söylemiş miydik bilmiyorum. Helm of Domination'ın içindeki asıl iradenin Jailer'a ait olduğunu öğrendik. Shadowlands introsunda. O var söyledi. Oradan da çok ilginç ihtimaller var. Dolvar'ı hatta bir tehdit olarak görmüş Jailer. Bunları detayına sonra gideriz ama hani cidden henüz daha paket gelmeden, bu bizim kaçıncı Shadowlands serimiz paket gelmeden bilmiyorum. Valla daha ertelemesinler falan. Yani onu geçmişizdir. Daha gelecek sinematikler var. Aynen. Cidden güzel ve heyecanlı bir paket, bekleyin derim ben. Evet evet. Daha zaten Shadowlands'ın içinde de bir sürü şey olacak. Yani Shadowlands çıkmadan bile aslında bayağı bir şey öğreneceğiz. Bu event başlayınca zaten 3 tane oyun içi sinematik var daha görmediğimiz. Yani cutscene seviyesinde, direkt sinematik değil ama bir tane bu Jailer sinematiği, işte o dergi kapağı olan, aynen dediğin gibi. Benim tahminim işte, yani Murat'la konuştuk biz bunu. Eğer ki işte şey gibi olursa, Sourfang sinematikleri gibi bir mantıkta getirirlerse, event bittikten sonra ve Shadowlands gelmeden önceki hafta o ilk sinematiği, ilk Jailer'lı sinematiği muhtemelen çıkaracaklar. Yani eğer bu hafta başlarsa event, 2 hafta sürüyor. Yani PTR'de öyleydi. 2 haftadan sonra işte ayın kaçı oluyor, hemen tarih de vereyim. 3'ü mü demiştim? 3 Kasım gibi, büyük ihtimalle 3-4 Kasım gibi o haftaya da bu sinematiği göreceğiz. Wow. Çünkü işte event bitmiş oluyor. Bu haftaki resetten sonra başlarsa işte 20-21'i gibi işte event başlayacak. İkinci haftası 27-28 oluyor. 3-4 Kasım'da işte sinematik için uygun zaman oluyor. Hatta işte çok büyük ihtimalle o Kasım'ın ilk haftası ya da Kasım'ın ortası işte Shadowlands tarihini de ya öğreneceğiz ya da gelecek. İşte eventin ikinci haftasında büyük ihtimalle duyururlar zaten şeyi. İşte Shadowlands'ın resmi çıkış tarihini. Yani çok fazla erteleneceğini sanmıyorum ben. En fazla Kasım sonu diye tahmin ediyorum. Yani daha fazla ertelenmez. Öyle ayarları da şey için yapacaklar zaten. Taliesin çok güzel söylemiş. Mythic Raid'in, Mythic World First Raid'in Noel'e denk gelmemesine göre ayarlayacaklar. Bir de şey de evet, çok, Cyberpunk'da yani, sıkışmak istemiyorlar. Zaten onun için de işte Kasım'ın ortasını geçirmemeleri gerekiyor. Evet. 5 Kasım'da mı Cyberpunk? Yanlış hatırlamıyorum. Cyberpunk ne zaman geliyor? Sourfang de yani tarihi o değildi ama dur bakayım. Sourfang Ağustos başı gibi gelmişti. Ha? Yok yok, Eda'nın dediği şey Cyberpunk'la çakışmasın diye uğraşıyorlar ya. Cyberpunk'la ya, ama Blizzard öyle şeyleri çok, yani Blizzard'ın çok başka oyunlar çıktığında da kendi paketlerini çıkarmış firma yani. Grid Wars çıktığı gün Pandaria çıkartmış sanırım. 19 çok... Kasım, tamam, 19 Kasım'da Cyberpunk çıkıyor. O zaman bir önceki hafta çok büyük ihtimal gelir. Ya da bir sonraki hafta. Hmm. O bir hafta hype'ı ölsün diye beklerler. Hemen bakayım. Öyle dersin. 19. Sonrasında yani, çok da şey yapabilirler. Ihtimal... Çünkü orada çok ucu açık bir şey verdiler. Mesaj verdiler. Abi işte bu yıl end içerisinde falan. Yani Blizzard'ın şey mantığını biliyorsunuz. Yıl sonu ya, 31 Aralık'ta bile çıkabilir yani. Aynen. Evet. Yayın tek sende mi gidip geliyor? Vallahi şu anda Streamlabs hiçbir uyarı vermiyor. Bu arada sözünü kestim konseyin. Arkadaşlar son 10 saniyemiz. Evet biliyorum, heyecan Doruk'ta. Konseyle gerçekleştireceğimiz bir çekiliş daha var, unutmuyoruz. Ve çok arkadaşlar çok süre diyorum, sona çok erdi. Kod yok. Kod yok. Delirdi. Çekilişe okay. Katılım sona ermiştir arkadaşlar. Geçen hafta Görkem'e çektirmiştik değil mi? Evet. Bu hafta Murat'an bir geri sayım alabilir miyiz senden? 1 dakika respawn süresi var arkadaşlar, unutmuyoruz.
Ne kadar mı sayayım? Yok ya, bir 3'e kadar sayayım. Daha fazla gerilim veriyor falan diye. 5, 4, 3, 2, 1. Ve Erol Furkan 1 arkadaşlar. Erol. Gratz, gratz, gratz. Ses evet, ver Erol Furkan. Bir dakika, şimdi 1 geçiyor. Erol Furkan 1. Erol Furkan 1. Erol Furkan 1. Bakın arkadaşlar. Çok hızlı geçiyor. Yok, burada ayrı şeyde görüyorsun ve benim yazıyor karşısına. Geliyor ama Erol Furkan bir cevap. Metin 2 Nikil. Metin 2. Erol Furkan. Erol Furkan. Aha geldi. Efendim dedi. Evet, vaktinde bir geliş. Ne kadar hızlı yazıyorsunuz. Dude. Evet, Erol Furkan 1 tebrik ediyoruz Shadowlands. Pardon, lavabodaydım. Estağfurullah. Seni ilgilendirir diyelim. Bana Twitch Whisper'dan ya da Discord Whisper'dan isim, soy isim, e-mail adresi ve Battletech bilgilerini paylaşırsan sevinirim. Gamify San'ın hesabına Shadowlands Base Edition'ı hediye edecek. Hayır, ne yazık, ilk değil. İlk çek değil. İlkini hadi çektik konseyden önceydi. Tabii Discord uygun mu? Uygun tabii ki. Tabii ki. Ben buradan çekilişi de sonlandırıyorum. Complete dedim ve Erol Furkan'dan bilgi bekliyorum diyelim. Şimdi şöyle yapalım. Erol Furkan yazarsan şu anda Discord'dan bir teyitleşme yapalım seninle. Arkadaşlar, Gamify'ın çok güzel çekilişleri oluyor, mutlaka katılın. Bu arada tekrar edelim arkadaşlar. Cumartesi günleri Miraç'ın, evet. Pazartesi günleri Efna'nın, pazar günleri ise bizim. Ünlem Discord, Twitch'ten Whisper'da atabilirsin. Dur, şöyle yaptık. DC gelmiyor mu? Geldi. Heyecanlandı, heyecanlandı. Nasıl olacağını bilmiyorum. Hangisi koluna geliyorsa. İşte. Evet, Twitch'ten atarsan daha garanti olur. Twitch Whisper'dan, çünkü direkt adını görmüş olurum. Dur, şuradan ben yazayım sana. Seni ben dürteyim. Yapmayın arkadaşlar. Süre geçti canım. Medi. Süre geçti. O, kazandı artık, cevap verdi. Tepki vermesi için istenen süreyi. Adı Hüseyin. Arkadaşlar, bu arada hesabınızda Shadowlands varsa başkasını evet. Devredemiyorsunuz. Hesabınızda Shadowlands olmaması gerekiyor. Ona göre verin battle taglerinizi. Evet. Aklınızda olsun. Hayır, arkadaşınızı alacaksanız da arkadaşınızın tagini verin. Ha evet yani. Teşekkür ederiz. Dur abi, elim ayağım titriyor hala diyor Whisper'la. Tamam, biz Twitch üzerinden Whisper'laşarak anlaşacağız. Dediğim tamam. Gibi arkadaşlar, cumartesi günleri Miraç'ın, pazar günleri bizim, pazartesi günleri Efna'nın. Umudumuzu yitirmiyoruz. Daha bizden 2 adet ve toplamda 6 adet daha Shadowlands hediye edilecek Gamify tarafından. Tekrar ediyoruz bazı şeyler ama kusurumuza bakmayın. Buradan Publish Me'ye ve Gamify'a bizleri desteklediği için ve World of Warcraft Türkiye topluluğunu desteklediği için çok 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 teşekkür ediyoruz. Teşekkürlerimizi evet. Borç biliyoruz ve selamlarımızı gönderiyoruz. Diyelim konumuza geri dönecek olursak, Görkem ve Muratan, ekleyecekleriniz var mı Mouseworn'la alakalı? Yani işte aslında şey, Mouseworn olarak başladık ama yani bunun ne kadar büyük imaları olduğunu, yani bu organizasyonun sadece Jailer'ın işte böyle emrindeki bir ordu olmadığını, işte kozmik savaşın içinde olduğunu falan anlattık. Ve asıl i̇şte, amacının ne olmuş ol, ne olabileceğini, kozmik savaşlar. Tabii yani aynen, işte Shadowlands'ın esas konusu nereye doğru gidebilir? Biraz onun böyle kapısı gibi bu Mouseworn konusu. Çünkü Mav aslında çok gizemli, bilmiyoruz daha içine. Girdikçe, işte keşfettikçe anlayacağız. Zaten işte Mav'ın içindeki görev yapma şeklimiz bile zor olacak. O aşamaya gelince herkes zaten oyunun endgame'i bunun üstüne kurulu olduğundan
hepimiz beraber keşfedeceğiz. Torghast. Torghast, evet. Torghast evet. Hem Torghast, bayağı heyecanlı hem... şey olacak. Evet. Evet tabii. Murat Han, senin ekleyeceklerin var mıdır abi? Yani abi ben her şeye katılıyorum. Yani şeyi söyleyeyim. Bence Shadowlands'te bildiğimiz pek çok şeyi yine şaşırarak evet. iç yüzünü öğreneceğiz. Ve evet, iyice evet. genişleyecek lore. Çünkü şey de var. 2021'de bir de Shadowlands'in Chronicles'ı diye tabir edilen bir kitap gelecek daha. Adını hatırlamıyorum. O bombaymış. Evet. Onlardan mı? Onlar da gördü, okudun. Ya vallahi bir ay önce bir Wattpad postu görmüştüm yani. Ya, Shadowlands'in çıkışıyla beraber duyurulacaktı. O da ertelendi. O yüzden bayağı olay oldu. Demek ki onunla ilgili diye onaylanmış gibi oldu. O zaman Goodbye Chronicles diyoruz. Demiyoruz da bir nevi Chronicle 4 gibi olacak ama evet. ayrı bir seri olacakmış. Ya çok yoğun bir lore geliyor yani, onu söyleyeyim. Çok kozmik anlamda. Ya bu şey gibi yani... olmadı mı? İlk önce işte Tevrat geldi, sonra İncil, ondan sonra öyle olmayacak mı? Yok öyle değil. Okey. Yani ama söyleyelim. Farklı bir açıdan gibi. Bak güzel bir soru geldi bu arada. Mistakeman 28'den. Hiç anlam veremediğim bir konu var. Kafalık parçalanınca gökyüzünde yarık açılması. Neden? Şimdi Helm of Domination o parçalanan. Helm of Domination'da öyle normal bir zırh parçası değil. Değil. O zaten Mav'da yaratılmış ve Mav'da dövülmüş bir zırh. Evet. O yüzden aslında bizim gerçekliğimize ait bir şey değil. Madde değil. O kırıldığı zaman bizim gerçekliğimizin işte Shadowlands'le arasında olan perde açılmış gibi oluyor. Onu bir arada tutan şey o. Yani burada şöyle düşün. Azeroth üzerinde Shadowlands'in gücünü yansıtan bir aslında madde o. Ve o madde kırıldığı zaman Shadowlands'le bizim gerçekliğimiz arasındaki perde de kırılmış oluyor. Onun yani o bağlantısı o. Ve işte aslında bu gücü kullanmak varken işte o Bolvar'ın da şaşırdığı o yani. Bu gücü kullanmak varken evet. neden diye şaşırıyor ya. İşte Sylvanas'ın bunu yapmasına. Aslında Sylvanas'ın amacı zaten bu işte perdeyi kaldırıp Shadowlands'in direkt olarak işte ölümlü dünyaya bağlantısını açmak. Evet yani, planın yani bütün planının ve güç topladığı gücün amacı buydu. Evet yani. O helmi kırabilmek. O helmi kırabilmek işte ve işte Helm aslında şey diyorlar işte bu Collector's Edition artbook'unda bir geçen mevzu daha var. Bolvar'ın işte bu Helm'i takıyor olması aslında işte Bolvar'ı hatırlayın işte o şeyde Redgate olayında kırmızı ejderhalar yakıyor ya o kırmızı evet. ejderhaların kullandığı ateş aslında yaşam ateşi olarak geçiyor ve Lifelands'den güç alan bir ateş diyebiliyoruz ve Bolvar da bu güçle yüklü olduğu için işte bu Collector's Edition'ın kitabında bunun şey diyor yaşamın bir yaşam gücüyle yüklenmiş biri bizim işte yolumuzu kapıyor. Aynen işte bu Helm'in gücünü kullanmamızı engelledi ve yolumuzu kapatıyordu diyor. Sylvanas direkt olarak bu yolu açmış oldu yani Helm'i kırarak. Aldı işte sen buna layık değilsin diyor ya işte Bolvar'ın kafasından evet. Helm'i alırken. Yani çünkü görevini yapmıyor Bolvar. İşte orada aslında ima ettiği bu. Sen aslında yolu kapatıyorsun yani sen buna layık değilsin. İşte o yolu açıyor, Helm'i de kırıyor ve aradaki işte perdeyi de kırarak direkt olarak Shadowlands'ın işte buraya gelmesini sağlıyor. Aha, Collector's Edition'ı... Öyle düşünün. Şu an bir konsey konusunda harcadık abi, konuşmayın da. Çünkü yani cidden abi şadı bir reveal oluyor, onu konuşuyoruz. İki hafta sonra başka bir şey çıkıyor. Biz planlı mı yapıyor bunu bilmiyorum ama çok... Çok güzel olarak yani, var. Yani konuşulacak bir şey çıksın diye özellikle yapıyorlar. Rica ederim, ne demek? Şimdi arkadaşlar bazı sorularınızı görmüyoruz değil.
artık yanlış anlaşılsın da istemiyoruz, tekerrüre giriyor. Böyle konuyla biraz direkt ilintili olduğumu bahsediyoruz ama eğer kaçırdığımız varsa ya da kaçırıldığını, yani sorunun kaçtığını düşündüğünüz sorularınız varsa büyük ihtimal YouTube'da cevabını vermişizdir. Oradan bizleri takip edebilirsiniz. Uzun uzun birçok şeyi hatta ve hatta tekrar tekrar anlattığımız oldu. Hani şey modu değil bu. Lan bir daha mı anlatacağız değil. Tabii yeri gelince bir daha anlatıyoruz. Sorularınıza tekrar tekrar cevap vermekten mutluluk duyuyoruz. Ama dediğim gibi konuyla alakalı bazen olmadığında atlıyoruz. Çünkü ya da anlatmış oluyoruz. Orada da hani kişisel ya da şey algılansın, yanlış algılansın istemiyoruz. Tabii zaten önceki bölümlere de yani işte bu kaç, neredeyse 40 bölüme gidiyoruz. O yüzden yani, bölümdeyiz şu an. Neredeyse her şeyi konuştuk. Geri de tabii döneriz aynen Utku'nun dediği gibi ama işte yani yeni izlemeye başladıysanız bizi ya da böyle hikayeye yeni ilgi duymaya başladıysanız bizim önceki bölümleri mutlaka izleyin. Yani hem eğlenceli olur hem de işte bu konulara yetişmiş olursunuz. Biz de çünkü onların üstüne konuşuyoruz işte. Önceden hani bunu konuşmuştuk ya, anlatmıştık ya diye konuşuyoruz. İşte bir nevi böyle siz de muhabbete yetişmiş olursunuz. O yüzden bakın yani. Diyelim ve biz konsey olarak arkadaşlar müsaadenizi istiyoruz. Haftaya pazar başka bir bomba konuyla karşınızda olacağız. Bizleri arkadaşlar, Eda az önce bir spam geçti. Şeyleri görmüşsünüzdür, evet. Linkleri. Takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi şu anda yayın olarak süremiz yetmemiş olabilir. Merak ettikleriniz varsa Murat'ana, Görkem'e, bize, evet, istediğiniz herkese, buradan artık ne diyeyim, linklerini spamladığımız istediğiniz herkese istediğiniz zaman sorabilirsiniz. Hiç çekinmeyin, sorularınızla gelin, cevaplarız. Dediğim gibi sadece yayınla ilgili değil, diğer zamanlarda da hizmetlerimiz devam etmekte. Ve müsaadenizi istiyor konsey. Son bir şey diyeyim bu arada, kaçıranlar olmuş. Benim ne diyeceğimi duymamış olanlar olmuştu. Onu da ben tekrar linkini de atayım. Kim kimdir? Şuydu, yeniden tekrar söyleyeyim. Christy Golden'a, Warcraft kitapları yazarı, çok meşhurdur. Hani Christy Golden'a röportaj teklif etmiştik. Kabul etti. İşte resmi kanallara ilettik kabul ettiğini. İlk ayarladığımız anda röportaj yapacağız kendisiyle. Haberi evet, buydu. O da ayrı bir konu olacak diye umuyorum. Ayrı bir bomba olacak o. İnşallah. Yani belli olunca sizle paylaşırız onu da, detaylarını. Ve bizimle Vaat, hani bizi konsey dışında bulup hani konuşmak isterseniz sosyal medya hesaplarımızda da benim blogum ve Görkem'in Facebook sayfası ya da Utku'nun YouTube kanalı. Her yerden. Evet arkadaşlar, bu arkadaşlar seve seve herkesin sorusuna cevap veriyorlar. Sürekli sosyal medyadan paylaşımlar yapıyorlar. Çok aktifler. Hatta bütün mesajlara cevap veriyorlar. Sorduğunuz bütün sorulara cevap veriyor. Hatta Görkem benim şey, hani YouTube kanalındaki sorulara falan cevap veriyor yani, o derece. Aynen. Alışkanlık. Müsaadenizi isteyelim. Eller sallansın. Kaldırın elleri. Hoşça kalın. Çok geceler renk duruyorlar. Gerçekten teşekkür ederiz. Zamanınız için teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz.